İyi geceler. İleri Üçlü'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Fırat Güneyer ve Barış Yurdusevenle karşınızdayız. Yaklaşık iki saat gündemi konuşacağız. Tabii sıcağı sıcağına Beşiktaş'ın Euro Cup yarı final serisinde Burk karşısında 82-71'lik galibiyeti canlı yayında TRT Spor'da ekranlarınıza getirdik. Seride durum 1-1 oldu ve 3 Nisan'da final için rakibiyle bir kez daha kozlarını paylaşacak Fransa'da Beşiktaş. Tebrik ediyoruz. Başarılar dileyelim. Ee, Sayın Hasan Arat'la da Beşiktaş Kulübü Başkanı, Sayın Hasan Arat'la da Mustafa Korkus'un özel bir röportajı oldu. Ee, Fırat Güneyer Barışçı'nı seven e, keyifli bir başlangıç oldu tabii Beşiktaş sayesinde. Bir röportajı izleyelim, kısa kısa yorum alıp reklama gideriz. Dönüşte de e, ana konulardan devam ederiz. Sayın Hasan Arat'ın röportajını izleyelim. Sayın Başkanım öncelikle teşekkür ediyorum yayınımıza. Hoş geldiniz. Ee, çok önemli bir mücadeleydi. E, ee, binlerce taraftarın önünde kazanılan bir galibiyet. Neler söylemek istersin? Beşiktaş işte müthiş bir cami ya. Ben buradaki tüm taraftarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Avrupa'ya Beşiktaş'ın ne kadar büyük olduğunu gösterdiler. İnşallah e, son maçta da orada galip gelir ve atlarız. Çünkü bu takım buna layık. Hakikaten layık. Son bir adım kaldı finale başkanım. İnşallah söyleyeyim? hem burada hem de kadın basketbolda Finale gitme geldi Bugün tribünler gerçekten çok etkiliydi taraftarlar. Başkanım son olarak siz de eski bir basketbolcusunuz. Siz de eski bir basketbolcusunuz. E, bugün duygularınızı öğrenebilir miyim burada? Parkeli. Bugünkü duygularımın tarifi çok zor. Çok şükür ki bugünleri gördü işler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Evet çok keyifli bir röportaj olmuş. Mustafa Korkus'un da ağzına sağlık. Sayın Hasan Arat tabi o eski basketbolcu vurgusu da çok kıymetli orada. Ee, güzel bir başlangıç. Ee, i̇nşallah 3 Nisan'da yine yener Beşiktaş ve finale yükselir Eurocup'da. Fırat? iyi bir çok yüksek olmayan bir bütçeyle gayet de güzel bir başarı. Ee, birazcık yatırım yapıldığı zaman, birazcık şubeler önemsendiği zaman ne olacağını gösterdi Beşiktaş bugün. O yüzden de sanat yönetimini tebrik etmek lazım tabii ki geçen bu sene başlayansa geçen sene kötüydü bu sene başlayan bir temel atıldı yine. aslında bu iki sene önce bir temel atılmıştı sonra işler pek istenildiği gibi gitmedi basketbolda ama bu sene itibariyle tekrardan ayağa kalkan Beşiktaş basketbol takımı basketbol önemlidir başkan da zaten eski basketbolcu o yüzden oraya kıymet veriyor önem veriyor ee, bence yapılan yatırımın karşılığında yarı final daha doğrusu finale bu kadar yaklaşmak iyi bir e, Hamile Lig'de de gayet iyi gidiyor Beşiktaş Basketbol. E, tebrik etmek lazım. Çünkü basketbol Beşiktaş için önemli aslında. Geride kaldı doğrudur. E, ama Beşiktaş Kulübü için önemli şubelerden bir tanesidir. Tebrik ediyorum. Hocasıyla, taraftarıyla, oyuncularla çok acayip bir e, enerji oluşmuş vaziyette orada. Bugün de Sinan Erdem'de anormal bir e, kalabalık vardı. E, Beşiktaş iyi olursa her yeri doldurur. Hani bu taraftar, stat, salon falan diyorlar ya hani işte seyirci az geliyor falan. sen gelirler destek verirler. Tebrik ediyoruz basketbol takımını. Evet. Gerek erkek takımı, gerek kadın takımı. Maşallah iyi bir sezon. Evet. Barış Üruseven. Ee, ben de Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gurur duyduk. Bugün müthiş bir maçtı. Sayın Başkan'ı tebrik ediyorum. Ee, yönetimi, taraftarı, oyuncuları, hocayı ama bir kişiyi daha ayrı tebrik ediyorum. O da Sayın Umut Güneş'i tebrik ediyorum. E, görevden ayrıldı ancak e, Beşiktaş'ın basketbol kültürünün e, önemi çoktur geçmişte çok önemlidir ama e, bana göre geri dönmesinin basketbolda geri dönmesinin o kıvılcımını ateşlerini yakan e, o amatör ruhla Sayın Umut Güneş e, gerçekten şubeye sahip çıktı çok fedakarlıklar yaptı değil mi Fırat benim gözlemlediğim kadar. E, tabii ki bunda e, Sayın Başkan'ın geçmişteki Başkan Sayın Ahmet Çebi'nin de e, ona inanışı, bütçe ayırışı ama bu dar bütçeyle beraber Sayın Umut Güneş çok önemli e, filizler ekti toprağa ve onlar bugün büyüdü. O ayrıldı diye onun onsuz olamazdı bu tebrikler. O yüzden kendisini de tebrik ediyorum hayırlı uğurlu olsun inşallah finalde Beşiktaşımızı görürüz kupayı kaldırır Beşiktaş. Umut Tahir güneşin Umut güneşin büyük emeği var takımı zaten yakın zamanda bıraksa da bu işin temelinin atılmasında çok ciddi bir payı var büyük ihtimal salondadır da bu arada Beşiktaş eski yönetimi de salon'a gelmiş şimdi fotoğraflara bakıyorum bu da güzel bir şey yani bir Avrupa'ya başarıya giderken. Eski, yeni, muhalif, yakın, uzak, iktidar falan demeden tüm Beşiktaşların birleşmesi iyi bir şey. Umarım bu sinerji e, işe yarar ve finale çıkar Beşiktaş kupayı alır. İnşallah. <laughs> Bizler için de güzel bir yayın alıyor. Gerek TRT Spor'da gerek TRT Spor Yıldız'da futbol dışındaki e, branşlarda da basketbol, voleybol ve e, tüm branşlarda organizasyonları elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Keyifli de bir maç izledik. Kesinsiz gideceğiz. Kısa bir reklam arası bir buçuk dakika sonra karşınızdayız. İler üçlüyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Fırat Güneyer ve Barış Yurdusevenle birlikte. bir Yayıncı kuruluşu olarak tabii Beşiktaş'ın basketbol maçını canlı yayınladık. Maç sonunu ekrana getirdik. Fenerbahçe-Beko'yu da unutmamak lazım. Onlar da müthiş gidiyor. Sarunas, Yasikeviç, Yusuf'la birlikte ki her maç farklı bir rekor. 103... 68'lik bir Alba Berlin galibiyeti var. Bir de rekor var galiba orada. Naci değil mi? 50 sayı atmış. 50 sayı atmış. Ne yaptı ee, ya? Euroleague tarihinin en yüksek <laughs> rakamında bir maçta en çok <laughs> atılan sayı herhalde. Bir sayıyla geçti. Kimi geçti? Bilin bakayım. Hmm, bilmiyorum. Ben basketbol bilgim o konuda iddialı Söyle. Shane Larkin. Bravo. Gerçekten çalıştım abi. 49 sayı. <laughs> <Bravo şeyden. ederim. gülüyor> evet. Çok önemli galibiyet oldu. Çok tabii. güçlü bir takım yendiler. Tabi ee, tabii yayıncı kuruluş biz olunca o bir maçın devamında evet. Hasan Arat'la, başkanla konuşunca bir Beşiktaş'a girdik. Ama tabii ki Fenerbahçe'yi unutmuyoruz. Çok önemli galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi de tebrik ederiz. İki takım da yaptıkları iyi, güzel. Basketbolda iyi e, işler hocam. yapıyorlar. Naci de tarihe Bak, geçti. İçeride tebrik ederim. geri gelsin. Şimdi Galatasaray'da Beşiktaş geldi. Galatasaray'da gelsin. Hmm. Böyle e, değil mi? Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok renkli. Olsun geçmişte öyleydi. Çok güzel maçlar vardı. Zaten yakın zamanda voleybol ve basketbol konuşabileceğiz sadece. Öyle. Öyle. Anladım, Bilir misin Kalvini? Kalvini yani Kalvin tanır mısın Kalvini? Hatlarım Kalvini. Kalvini ben. Michael Sears. Ben... Seni kadar da. tanımam. Kalvini Lütfü Turgay, Nihat Ziziç. biliyorum. Kalvin, Michael Sears. Evet. 20 23 sayı geriden hmm. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi. Bu. Erman Kunter kaç sayı attı maçta? Erman Kunter e şeyi eee Sporu yendiler İzmir'de. Tamam. Kaç sayı attı? Kaç sayı attı? Vallahi 100 yüz müydü? Kaç? Maç 158 <laughs> falan oldu da. Erman abi kaç attı ya? Sen biliyor musun? Ben Danş... bilmiyorum. Ama. Maçı İzmir Hilal Sporu yendiler. Kaç sayı atmış olabilir? Çok sayı attı. Bilmiyorsun. Tamam. Kaç sayı, <laughs> sayı atmış olabilir? 163 <laughs> 153 153 sayı atmış bir maçta mesela bu, bu deli... Fenerbahçe kaç attı? Bu bir delilik yani. <laughs> o ha? maç kaç? Hilal Spor'u yendiler. O... İzmir Hilal. Tam başka bir rekor canım. 171 101 bitmiş. Ha. Hilal Spor'u 101 sayı atmış yani. O da enteresan. Tabii şimdi o takım bak 150 153 sayı nasıl atabilir o takım ya? Takım... Faul yapmadan. Ha? İnanılmaz. <laughs> orada <laughs> eczacı başı vardı Scott Rot. <laughs> Beyaz Amerikalı. Fenerbahçe'de de e, Can, Can Sonat Hüsnü, e, Çakır Tabii. Çok iyi bir kadro vardı ama yani en iyi kadrosu buydu. Galatasaray'ın en iyi kadrosu da oydu. 80'li yıllardan bahsediyoruz. Sonra tabii Efes, Naumovski'li kadro. Takımlarımızı basket tebrik basket ediyoruz. Bunu bize sevdirdiler. Çok seviyoruz ve geri gelsek basketbol. Tebrik ediyoruz. Tabii e, işte voleybolda başarılar, basketbolda başarılar ama futbolda genellikle e, özellikle bu sezonda çok fazla kaosa maruz evet. kalan bir e, sezonla karşı karşıyayız. Böyle de bir gerçek. Var. şeyler oluyor. E, Yaşamadığımız kalmadı açıkçası evet. ee, Çok fazla olay yaşandı Bir sezon içinde e, Sahaya kulüp başkanını girip e, Halim e, Darp etmesi e, İstanbul Spor'un sahadan çekilmesi e, Süper Kupa'da Yaşananlar e, Ardından e, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Ve son olarak da Merkez Hakem Kurulu toplantısındaki Görüntülerin sızması e, Açıkçası Barış Yurutse beni öncelikle tebrik ediyorum. Yani buradayız diye değil, doğruya doğru. Kayıtlarda var çünkü. Bundan yaklaşık 15-16 gün evvel sen bunu dile getirmiştin. Biz de görüntülerle birlikte senin dediğini görmüş olduk. Bu konuyla başlayalım isterseniz futbola geçerken. Bununla ilgili sohbet edelim biraz. Ben 9 Mart'ta bunun haberini yapmıştım. Ama bu haberi ben 6-7 Mart'ta hmm. duymuştum. <laughs> İnanamamıştım çünkü hani gerçekten inanamadım. Yani burada takım herhangi bir takım üzerinden konuşmuyorum, yorum da yapmıyorum hmm. o olayla ilgili. Bir hakemin psikolojisiyle ilgili. çünkü yani psikologların karar vereceği bir konu ve olay adli dedim. Ya yani bu olay sportif olamaz. Adli bir vaka ve artık bu hakemin maç yönetme şansı yok bu saatten sonra dedim. Hı hmm. hı. Yani çünkü e, o iki gün araştırdım e, ve bilgimin doğru olduğuna edindiğim bilgilerin doğru olduğunu e, karar yani doğrulattım. Ancak yine emin olamadım. Hı hı. Çok sevdiğim eski bir e, hakem, çok önemli bir hakem arkadaşımızı e, aradım. Ona bu konuyu yani haber kimseyle paylaşılmaz da ona çok güvenirim. Paylaştım. Böyle bir şey imkansız dedi. Mümkün değil dedi. E, olamaz dedi. Dedim "Hocam ben yani ben bilgilerime yani kaynaklarıma güveniyorum. Bu böyle bir haber." dedim. O zaman bana biraz dedi süre ver. Ben buna bir bakayım dedi. Ve sonra aradı. Vallahi seni tebrik ediyorum dedi. Haberin doğru. Oradan da doğrulatınca ben bu haberi paylaştım. Olay adli vaka dedim. Ee, bu bir, bu büyük değil, çok büyük bir olay. Vahim değil, çok vahim bir olaydır. Yani bu, bu bölümün durdurulması lazım yani. Bu hakemin buradan alınması lazım. Çünkü psikolojisiyle ilgili bir problem var. Yani çünkü şöyle yani bir hakem yani kolayca da bunu söyleyemez, söylememeli. Yani burada hani Verdiği pozisyon da ayrıca şöyle, öyle çok bariz, e, böyle açık, net, büyük bir hakem hatası denilecek çok açık bir şey de değil. Yani ben hep söyledim. Şimdi e, İrfan Can'la Pendik Spor maçındaki NDI'nin pozisyonu ortak top, ayak, vurdu, değdi. Hangisi önce değdi? Penaltı oldu. Penaltı verdi. Fenerbahçe penaltı kullandı. Hı hı. Konya Fenerbahçe Konya maçında Adil Demirbağa, Ceko aynı pozisyon oldu. Penaltı oldu. Burada da aynı pozisyon oldu. Hemen hemen aynı, benzer. Ortak topa girdiler. Antalyalı oyuncu değiyor Teten'in ayağına. Şiddetini bilemeyiz. Penaltı verdi ben. Dedim ki yani bu pozisyona niye böyle ortalık yıkılıyor ki? O zaman tabii ben bilmiyorum yani. Niye yıkıldı ki yani sonradan? Ya, bu da var. O da orada da örnekler var. Hani Şimdi zaten vara çağırmada sorun çıkıyor. Şimdi vara çağırdıktan sonra zaten değil mi, görüntüler yapışıyor. İşte orada yani hani bizden çıkıyor hakem yorumlaması tecrübesi geliyor işin önüne. Şimdi ama burada hakemin tutup ya bence penaltı değildi demesi yani onun oradan alınması lazım. Ben bu kadarını biliyordum. Duyumum buydu. Özgür Yankaya bölümünü duymamıştım mesela. Tamamını izledikten sonra yayınlandıktan e, tabii sonra. Tabii ben benim ben video falan izlemedim. Benimki duyumdu. Sadece Abdülkadir Bitigen'in vara gidip ekrana bakıp hı hı. verdiği penaltıya 10 gün sonra penaltı değildi demesinin benim hani beni hayatımda futbolda gördüğüm en absürt olay budur yani. yani bundan da pozisyonlar olmuştur. Büyük işte penaltılar, fauller, bir taşlar. Bu başka bir şey bu. Başka bir olay bu. Ben bunu söyledim. tabi ee, tabii Özgür Yankaya'nın açıklamaları var. Oradaki şeyi de biliyordum. Ee, Cihan Aydın'la Erkan Engin olayını da duymuştum ama orada mesela iki şeye kızmıştı. Aynen görüntüde de çıktı. Osterwolde'nin penaltı pozisyonuna ve son dakikadaki penaltı. Burada o asıl ortaya çıkan ne? E, emin olmadığınız şeye var niye çağırıyorsunuz diye. Şimdi ben e, kısa kesip Fırat'a vereceğim. Ondan sonra detayları yine konuşacağız. Yani burada e, gerçekten çok büyük bir bozulmuş psikolojiler var. Sonrasında bir daha maç yönetemez dediğimde maç verdi. Ahmet İbanoğlu beni çok iyi takip ediyor. Ya, madem benim dediklerimin tersini yapıyor hoca, Hocam Ümit Öztürk'e her maç verir misiniz? Her hafta. Halil Umut Meler'e her hafta hocam maç ver. Vermen lazım. Halil Umut Meler'e hocam her hafta senin maç vermen lazım. Madem benim dediklerimin tersini yapıyorsun. Ben de hani e, Türk futboluna fayda anlamında bir şeyler söyleyeyim. Hocam Ümit Öztürk'le Halil Umut Meler'i aman her hafta gözünü seveyim maç ver hocam. Vermen lazım. <laughs> diyorum Fırat'a bırakıyorum. <laughs> sana geçmeden şöyle bir e, ilave yapayım ben. E, daha önce konuşmuştuk. İspanya'da La Liga'da var kayıtlarının açıklanmasından sonra burada evet, yine Real konuşmuştuk. Real Madridli Vinicius'la alakalı bir pozisyon sızdırılmıştı basına. Ardından soruşturma açıldı. Benzer bir durum Hırvatistan'da da yaşandı. Hırvatistan'da da var konuşmaları basına sızdırıldı ve ilk kez Hırvatistan'da da yabancı hakem görev yapacak. Onu söyleyelim. Hakem Komitesi Başkanı ayrıldı istifa etti. Hayduk Zagreb yani maçı üst değil mi? Üste e, ülkelerde farklı farklı örneklerde e, artacaktır da bu durum. Bu sızdırma olayı arttı. Teknoloji gelişti ama bir de işin bu tarafı oluyor. E, bunun da altını çizerek Fırat'a döneyim. Sızdırmadan başlayalım. Tabii. Var konuşmanın sızdırılması başka bir şey. Bence <laughs> böyle bir eğitim seminerinin sızdırılması bambaşka bir şey. Hı hı. E, bu bir kere suç. Önce onu bir söyleyelim. Yani kişisel verileri koruma kanunu göre zaten başlı başına bir suç. Burada hakemleri biraz sonra ben de çok sert eleştireceğim ama hı hı. hiç kimsenin bu duruma düşürülmeye hakkı yok. Onu ben bir söyleyeyim. Çünkü hepimiz uzun toplantısı yapıyoruz. Hepimiz internet ortamında konuşuyoruz. Hepimiz bu tarz toplantılara özellikle pandemi döneminde hepimiz yaptık ve kamu kamuya açık olmadığı zaman konuşmamız tabii ki çok daha farklı. Tabii ki çok daha espriler yapabiliriz. Çok daha abuk subuk muhabbet dönebilir. Çok daha geyik bir muhabbet dönebilir. Netice itibariyle kamuya açık değil. Kendi aranızda bu bir aile toplantısı aslında onlar açısından. Hmm. Bir şirket toplantısı gibi düşün. Ee, nasıl TRT'de kendi aramızda konuştuğumuz bir toplantı dışarı sızdığında büyük bir infial olur normalde. Evet. Veya büyük bir şirket düşün isim vermeyeyim. Kendi yöneticileri toplantı yapıyor. Bu dışarı sızıyor. Bu aslında e, yani hem kanunen kişisel verileri koruma olarak suç hem de şirket sırlarını resmen açığa vuruyorsun. O açıdan da suç ve bu içeride nasıl bir güvensizliğin olduğunu gösteren bir durum ve aynı zamanda bu bir istifa gerektiren bir durum. Yani bunu bulacaksın ya da istifa edeceksin. Bunu bulman lazım senin. Çünkü bu belli ki tele, telefon kaydı değil. Bu belli ki ekran kaydı. Ne demek? Bende link var demek. O linki ben sahip olmuşum. Onu almışım ve bir Twitter hesabı üzerinden, X hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşmışım demek bu. Ee, 50 milyon, 40 milyon Twitter kullanıcısı var. Hı hı. Adam tweet atıyor, VPN'le falan gelip tweet atıyor. Onu bulabiliyorsun. Bu linki kaç kişi paylaşmış olabilir ki? Bu link kaç kişi de var mesela? Sende yok, bende yok. Bu link oradaki hakemlerde. Cem Satman da orada, burada bir 10 kişi de 15 kişi de olsun hani. Yani sen 15 kişilik bir grup bu linki kamuoyuna sızdırıyor mesela. İnanılmaz bir şey. İçerideki ortamın ne kadar kötü olduğunu gösteren bir şey. Federasyon bunun peşinden ne yaptı? Tamamını Hepsini yayınladı. yayınladı. Tamamını yayınladı. Tamamını yayınlamak, ortadaki tartışmayı bitirmek açısından doğru. Yani doğru... Montaj diye e, söyleyenler tamam. ve paylaşanlar evet, oldu ya. Çünkü kesilen Kesildi dendi, o dendi. Evet. Tamamını paylaşmak, ee, söylentileri bitirmek için doğru ama tırnak içinde şunu söyleyeyim. Bu sen hakemin orada feda ediyorsun. Sen hakemini orada al kardeşim benim hakemin bu diyorsun. Ben yanlış yaptı demiyorum. Ee, ama o konuşmayı ortaya koyarak bence iki hakemin de hakemlik hayatı normalde birçok insanın gözünde bitti. Benim gözümde mesela ben bunların ya yani ben bu konuşmayı dinleyip de ya devam etsinler demem. E bireyler ha, nasıl, kurumdan daha önemli ya, değildir. Nasıl maç Hı. verecek Mantığı şimdi? Var. Veremez. Ya ya, olur mu öyle Şu, şey ya? Ve bu ha, ve aynı zamanda güven ortamının kırılması anlamında söylüyorum. Ya ben hakem olsam bundan sonra bu tip tüm toplantılara takım elbisemi giyerim? Hı hı. Sunucu gibi konuşurum. Yani Nasıl mesela? sızma ihtimali var. Yani o konuşmayı yapmam o kimseyle. Çünkü o sızıyor. Yani rahat artık orada bir güven ortamı kalmamış demektir. Bu bence çok acı bir şey federasyon açısından. Bu işin şey noktası. Bu, bu VAR işin, konuşmaları gibi mi Fırat? Sen dedin ya geç, geçen zaten var yayında, konuşmadan bir şey yayında. Dinlediğimiz ya. konuşmalar hep böyle tamam. İşte bu kayıt Öyle altında bu e, da, ona göre konuşalım. Bundan sonra çok dikkatli konuşurlar seminerlerde. Gelelim içerik konusuna. Hı -hı. E, hakemlerin durumunun bir fecaat olduğunu bir kez daha gördük. Ben kararları çok tartışmayacağım. Kararlar çünkü az çok herkesin bir bilgisi var ama e, ee, nedir? Hakem nedir TDK'da? Baktınız mı hakeme? Ben merak ettim. Baktım TDK'dan. Tarafların arasındaki anlaşmazlığı çözmek için yetkili olarak seçtikleri ve üzerinde anlaştıkları kişi. Belirli bir konudan iyi anlayan kimse. Seçme ve karar yetme yetkisi bulunan kimse. Hakem dediğin insan Hakem, hekim, hakim. donanımlı, irade sahibi, duruş sahibi, adil. güçlü, adil, tarafsız ve sağdan soldan etkilenmeyecek kişi demek hakem. Şimdi buraya baktığımız zaman hakemlerin hallerini gördüğüm zaman ben çok üzüldüm. Hüyük Dalas'ın hareketleri adam çırpınıyor ya. Hakemlerin nasıl bir ortam? Cem Satman'ın tavrı hakemlerle hani ya orada şöyle bir hava var. Ya Cem Satman Kadir, Kadir'ciğim söyle bakalım falan yani Özgür sen anlat bakalım havalimanında mısın daha falan. Abi bu mesela normalde bir hakeme karşı zaten oradaki diyaloglar çok garip. Hükdalas'ın duyunca yaptığı hareketler böyle falan yapıyor. Ben o tabloya bakınca şunu gördüm. Tablo şöyle gözüküyor. Hükdalas müdür. Cem Satman e, sınıf öğretmeni. Hakemler de öğrenci. Şey, peki sesi çıkmayan Ahmet İbanoğlu? O zaten o şey, gözlemci gibi orada. Gözlemci gibi orada hiç sesi çıkmıyor. İ i̇nanamıyorum. Ben orada yani en sessiz adama çok şaşırdım. Burada, burada, burada belli ki İnanamadım. bir duruş hakemlerin bir hakemler orada ezilmişler resmen. Bu baskıdan olabilir. Yapılan yanlışlardan olabilir. Ama bir hakem duruşu orada göremiyorsun. Bu örneği daha önce de verdim. Ee, eskiden 80'lerden gelelim günümüze. 80'lerde kimdi Türkiye'nin en büyük hakemi? Erman Toroğlu. 90'larda kimdi Türkiye'nin en büyük hakemi? Ahmet Çakar. Şimdi gençler Ahmet Çakar'ı televizyon yıldızı falan diyor. Ahmet Çakar şampiyonlar günü yarı final falan yönetiyordu. Hı hı. Büyük hakemdi yani. Acayip bir puan, puanı vardı. Daha sonra Fırat Aydınuz. Gel şu ana Laos, Etkinsin, Howard Webb. Yani yan, adamlar sert. Howard anlat bakalım falan diyemezsin yani onlara. Bir, bir, duruşun olması lazım. Bir şey olması lazım. Savunmaları berbat ötesi. Biri hissiyatım diyor. Hı hı. His, abi bir insan his de, karar verir mi ya? Biri hissiyatım diyor. Diğeri beklenti o yöndeydi diyor. Ya bu, bu inanılmaz bir şey yani. Soruyor 3-4 tane hakime soruyor. Bir tane şey demiyor biliyor musun? Gördüm verdim demiyor. Gördüm verdim diyen hakem yok. Hissettim öyle hissettim. Ee, öbürkü ben diyor o anda diyor itirazlara baktım beklentiye baktım. Beklentiye baktım dediğinde Hükta yaptığı tep tepkiyi görün. Adam yani inanamıyor yani. Böyle bir şey var. Hani, böyle bir kendine attığı şey var. Çünkü beklentiye baktım demek. Beklenti ne? Ben burada Galatasaraylı oyuncuyu asla suçlamam. Penaltı olmasını istiyor Galatasaraylı oyuncu. Ve tabii ki öyle bir beklentisi olacak. Abi sen beklentiye göre, hislere göre falan karar veremezsin. E baskı altında karar vermek ve baskı altında uygulamak için de bir eğitim yok mu hakemlerin? Yok demek ki. Şimdi Olması gerekmiyor mu normalde? Erkan'cığım bak bas bas bağırıyoruz biz bu programda. iki buçuk yıldır Fırat'la beraber Ege kli, Ege kli, Ege, kli, Ege kli diye anlatıyorum. Bir bir çember yapmışlar. Tamam mı? Burada Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen. Bu arada Ünsal Hoca'yı tebrik ederim. Niye? Bugün tahkimden e, Hüseyin Göçek'le e, Suat Aslanboğa kararı çıktı. Onun istediği gibi oldu. E, tebrik ederim. Önemli, iyi mücadele etti yani bu karar için. Evet. Orada da çok duygusal anlar yaşamış o toplantıda. Konuşamamış falan. Tolga ile ilgili ben konuşamıyorum falan. Çok böyle gözleri dolmuş gibi bir şeyler olmuş. yani Enteresan. Neyse. Şimdi. Ee, ya bu sezon kazasız belasız bir şekilde yani bitmesi lazım ya o anlamda bakın, söylüyorum. Orada bir klik yapıldı. Yapmayın dedik. Etmeyin dedik. Bu olmaz dedik. Şimdi klik şöyle. Hani kalite üzerine de kurulmuş değil. Şimdi Hakan Ceylan'ın Süper Lig'de kaç maçı var ki burasına FIFA takıp FIFA kokartı takıp var FIFA yapıyorsunuz. Serkan Tokat'ın, Özgür Yankaya'nın, Koray Gencer'lerin hı hı. bunların Süper Lig'de ki yönettiği maçlara bakın. Maçlardaki performanslarına bakın ki bunlar ne yapmış ki burada var FIFA hakemi yapıyorsunuz. Cüneyt Çakır'ın oradaki bir cümlesiyle o günkü MHK bir an boşluğa düşüyor oradan isimler patlatat geliyor ve ve olanlar oluyor çabuk çabuk şimdi kötü hakem diye düşürdüğünüz hakemleri sağdan çıkarttığınız hakemleri getiriyorsunuz var da elit hakem yapıyorsunuz FIFA var diyorsunuz FIFA adam sağda çok kötü ya çok kötü bütün maçları ya Alper Ulusoy bile Kural hatası yaptı. Yani hep anlatıyorum. O saiyi yerdeki topa kafasıyla altaya verdi. altaya aldı. Degaj attı. Maçı oynattı. Kural hatası. Şimdi e, <laughs> bu olmaz. Şimdi toplantıya geldiğimiz zaman tabii dediğim gibi ben bu bir haber yaptım. Yani, yani birileri şimdi bana tepki gösteriyor. Yok, Nereden yok biliyorsun böyle bir yapın? şu bu falan. Ya arkadaş ben gazeteciyim. <laughs> yani Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ee, bize sağ olsun sayın genel müdürlerimiz, işte müdürlerimiz hepsini bize güvenip e, sahaya sürdü insanım ben. Haber yapıyorum. Yani kusura bakmayın da yanlış anlamayın. Yani ben bir şey istediğimden değil de hani bana ödül vermeleri lazım normalde. Yani bu haber herhalde yani siz de takdir edersiniz ki çok 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 önemli bir haber yani. Gazetecilik yaptım ben. Ben burada o takım, bu takım, şu takım demedim. Şimdi o toplantıda beni rahatsız eden başka şey var. Az önce bir girdim konuya da. E, şimdi Ahmet İbanoğlu var değil mi? Hmm. MHK başkanımız. Orada kendisi duruyor. Hiç ağzından bir çıt kelimesi çıkmıyor mesela. Hiç. E, Dallas'ın tamam. Belli ki Dallas bu konuları çok tekrar etmiş bu hakemlere. Anlatmış. Çok anlatmış. Çok tekrar etmiş. Var. Nasıl çağrılır? Yani şunu anladık ki hani biz. Yani net Kesin bir şey getireceksin önüne, hakemin görecek, öyle e, e, vara çağırmış olacaksın. Anlatmış, anlatmış, adam orada dediğin gibi hareket yapıyor. Ancak Dallas'ın üslubu da hiç hoş değil. Yani Dallas'ın o sorgular gibi... Ama uzman olarak getirmişsin tamam, ya, uzman orada ama yapacağı da zaten siz niye, niye bunu yaptınız, ettiniz tamam, ama MHK Başkanı var. Şimdi orada konuşma şekli, tavırları yani... E ee, Ben vatan emniyette bile e, sevgili müdürlerimiz, polislerimizin çok daha sakin davrandıklarını, daha iyi davrandıklarını düşünüyorum. Yani orası öyle e, fırçalayacak, baskı kuracak, baskı yapacak. Sonuçta doğru, yanlış, hata, eksik bunlar konuşuluyor. Orada Ahmet İbanoğlu'nun bir cümle kullanmaması, konuşmaması olaydan. E, Ha sonuçta Dallas haklı. Bak bir şey demiyorum. Çünkü çok basit hatalar bunlar. Bak bu hatalarla yazık değil mi ya? Bu kadar yatırım yapıyor kulüpler. Ligin altına da üstüne de etki ediyorsun. Biz sadece Galatasaray Fenerbahçe konuşuyoruz. Altta neler oluyor? Ha orada Dallas suçüstü yakalamış. Adam itiraf etti ya. Kendisi dedi ben değil ki yani ben 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 bir şey yazmadım. Adam kendi diyor ki Vara gidip televizyona bakıp verdiği kararı 10 gün sonra diyor ki penaltı değildi diyor. Şu karşılığı bir tane, iki tane kamera vardı. Karşı kameralar var. Hmm. Seni 3 program önce bembeyaz bir suratla çekti. Heh. Sen dedin ki bu normal değil. Böyle yapmayacaksın dedi. İkinci haftada çekti. Üçüncü hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta. Çok yumuşak uy uyarmaya devam eder misin? Bence orada ne var söyleyeyim mi? Heh. Defalarca söylemedim mi diyor. Ha, evet. Evet. Defalarca bu tip temaslarda penaltı çalmayın demedim mi diyor. Bu tip hafif temaslarda basit temas bu diyor. Nasıl sen penaltı. Bence adam artık delirmiş. Anlatamıyor Ama Fırat, yani. Söyle, hakemlerden anla, söyle, söylüyor. Hakemlerden gelen bir bilgi de var. Bak, şey yapamıyor orada, orada bir. Tüken, tükenme olarak. Şimdi Orada artık gelen şey yapamıyor ya bence. Var. Onu da sana ne bence. Sen devam et. Gelinin üstüne diyor. Hakemler de ya. diyor ki Dallas bize dedi ki diyor. Tamam. Arkadaşlar vara uyun. Var sizi çağırdı mı? O yöne, o yönde hareket edin. Şimdi ben Abdülkadir Bitigen'i ama zaten çok ekime, eleştirdim de ama hani, iki tane eşleştirdim yani. suçtu var. Hakeme suçtu bence zaten. İki pozisyonda da varın hatası var yaptım. Yani ana <laughs> yani, hata. He, ama e şimdi geldin. Sen Avrupa'da maça gidiyordun bu Abdülkadir Bitigen. Ve geldin, baktın, ekrandan gördün. Penaltı verdin. Bak verebilirsin. Tekrar söylüyorum ben o pozisyon için ayrı net bir şey diyemem. O baskı yani. baskı o dedi ya niye baskı altına aldın hakemi diye özgür Yankaya. Ya. Evet. O baskıyı kolay kolay Türkiye'de 50 bin kişi var. Hakem seni VAR'a çağırmış penaltı diye. Sen gidip, bütün herkes zaten... Türkiye'de şöyle bir şey var artık. VAR çağırdığı zaman kutlamalar başlıyor. Ya VAR var çağırdığı zaman penaltı diye millet ayağa <laughs> kalkıyor. O baskıyı yönetebilmek kolay Gideceksin, değil. Bitigen gidecek de bakacak da Aa, bu penaltı değilmiş Bir de kulağına adam penaltı diyor. Daha iyi görüyor. Ben şimdi VAR odasına gittim. VAR odasında... Hmm. Koca koca monitörler var. Böyle böyle bir şey değil yani. 10 kere oynatıyor. Şimdi oradaki adam senden en az 4-5 kat daha iyi görüyor. Hem monitörler net, hem sessiz ortam. Girdim ben o odaya. Hem de 3-4 tane var. Bir de yanında operatör var. Operatöre şey diyorsun. Sağdan göster, soldan göster. 2 kare geri al, 3 kare ileri git. Orada çok net görüyor. O yüzden şimdi orada zaten ben Abdülkadir Bitigen'i şurada eleştiririm. Bir, önüme adam geldi görmedim diyor. Orada evet. eleştiririm. Orda evet. Orada Hakemsin öyle bir yani o açın ona göre ayarlayacaksın. Anlık olabilir. Tamam, olabilir ama, de orada, ama orada, orada ben karışmayayım abi. de tamam, var orada görmedim. tabii. İşin tamam, genel görmedim. anlamda hakemle. Ama tamam, ben gör, karışmayayım ben gör, benden evet. çıkıyor. Orda Orada eleştirebilirim Gidip de izlediğinde görebilir ama kaç açıdan veriyor sana? Ama verirken ama şey diyor adam. Bak burada temas var diyor. Bak burada da temas var diyor. Bak Tabii görüyor. Erkan Engin de öyle ha, diyor. Ya şeye. temas var diyen sana adam orada 50 bin kişi. Bütün Galatasaray ya da Fenerbahçe kimse, hı hı. herkes penaltı bekliyor, beklenti var diyor ya. Tribün baskısı, uğultu vesaire teknik kadro yanında. Hakem var demiş, sen böyle dinliyorsun. Öbür adam var odasında. Yanında çayı, suyu, sessiz yanında operatör. Dört Büyük monitörler var, ufak monitörler var. Hı hı. 10 tane kamera var, hepsinin açısına bakıyor. Ve oradaki adam sana şey diyor, bak gördün mü temas var. Bak gördün mü darbe var, bak gördün mü bir şey var diyor. Sen o anda orada artık hakem ben daha az suçlarım. Orada var hakemi çok suçlu. Var hakemi tamam. bir kere... Var hakemi suçlu. Yüzde yüz pozisyon var mı? Var yüzde yüzde devreye girmeyecek mi? Var. Tabii yüzde yüzde. Onu söylüyor zaten. Diyor ki yani Niye giriyorsun devreye? Net. Hani kesin şeyde... pozisyon yok ki iki pozisyonda da. Koray Gencerler'e... Yok, yani. yok yok yani. Bu Koray Gencerler'e Adana'da da. dedi ya. Adana'da iptal ettiği golde. Adana ne Spor gördün? Spor Fenerbahçe maçında. Uzaydan ben göreceğim diye iptal ettiğin bu golü. Uzaydan. Yani o kadar net göstereceksin ki bana diyor. Burada neyi net gördün? Şimdi burada da ama <laughs> hepsinde haklısın. Tamam. E geldik 10 gün sonraya. Seminere geldik şimdi. Ama orada orada Abdülkadir Bitigen'in onu demeye hakkı yok ki. Fırat. Yani. Neyi? Yani orada 10 gün sonra sana şimdi burada çağırdı. Seni vara çağırdı. Tamam. 6 tane açı gösterdi sana. Tamam. Ama adam diyorum ben de. Sen izlemedin. Sen izledim. Tamam izledin mi? İzledim tabii hepsini. Hüptalaz şey diyor adama. Nerede penaltı olduğunu göster bana diyor. Gösteremiyor. Tamam da diyorum ki statta izledin de baktın. Hı -hı. Nerede yani orada niye verme? Madem öyle verme. Ama Barakemi ver hocam, veriyor. yani etkileniyorsan kusura bakma da hocam senin zaten çok güzel bir mesleğin var. Çok iyi bir mesleğin var dişçilik. Etkilenmeyen gördüm. Kadir Hoca. Dişçilik çok önemli. Diş doktoru kendisi, hekim diş hekimi. Devam et hocam oraya muayenehaneye. Ne güzel. İnsanlara faydamız olsun. Şey, çok güzel, değerli bir meslek hekimlik. Hakemler. Madem etkileniyorsun, yapamıyorsun bunu. Yazık değil mi? Yani burada herkes etkileniyor. Burada yani siz Galatasaray'ın bu işten etkilenmediğini mi zannediyorsunuz? E etkileniyor. Sen Rahat yayın yaparken birileri yani. bir şey yazdığı zaman etkilenmiyorsun. E o başka bir şey. Yani. Ama yayına devam ediyorsun. Orada işli yani. işleyiş açısından Fırat'ın dediği doğru. Ben gitmem muayenehanesine mesela. Dişçi dişinde bir şey olsa. Ya etrafta bir inşaat sesi olursa, etkilenirse yanlış diş çekerse. <laughs> Etkileniyor demek ki. Böyle bir ab bak bir şey söyleyeceğim. Fırat bu baskı çok büyüdü ama. Yani varın bak, varın, bak, varın büyüdü, oradaki Fırat'ın dediği çok önemli. Bak orada niye yorum bence yapıyorsun? Bence daha hatalı. Yorum tamam. niye yapıyorsun ya? İkincisi baskı konusunda korkunç bir baskı var. <laughs> Hakem atamasının olduğu gün başlıyor baskı. Bütün kulüp Kulüplere ait Twitter hesaplarından, X hesaplarından, kulüplerin gayri resmi X hesaplarından, kulüplere yakın YouTube kanallarından falan yoğun bir saldırı başlıyor hmm. hakemlere karşı. Hepsi tamam. Ama bu işinde, hmm. bu bizim, ya yani bu işinde e, karşılığı bu. Televizyoncuların üzerinde baskı yok mu? Var. Muhabirlerin üzerinde baskı yok mu? Her ay, her ay... 40 bin lira satış yapmak zorunda olan e, bankacının, sigortacının e, ilaç mümesinin üzerine baskı yok mu? Var. Her ay belli bir satış yapmak zorunda olan ve evine para götürmek olan para götürmek zorunda olan esnafın Abi herkesin üzerine baskı var. Herkes de var bu baskı. Tabii ki onların üzerine daha fazla. Ama zaten ben de şunu diyorum. Hakemlik mesleği, hakem seçilirken baskıdan etkilenmeyecek adamları seçmek lazım. Bu kadar basit. Yani bunun çözümü de başka türlü bu işin içinden çıkamazsın. Bazı insan soğukkanlıdır. Bazı insan serttir. Umursamaz. Umursamaz. İşte bunu, sokağa çıktığı zaman, AVM'ye gittiği bunu, zaman bunu şey eşiyle yaparsın. beraber, çocukla, çocuklarıyla beraber dışarıda olduğu zaman Hı. çok gördük böyle örnekleri. Yani rahatsız hisseden, normal yaşamında problem yaşayan eski hakemler de gördük dışarıya çıktıklarında. Ya Ay, bu baskı ya Tamam anladım. Seçimle ilgili. O, Cüneyt Çakır ne ne buzdolabı gibi? E tarz sıfır hocam mimik, öyle. Sıfır mimik, evet. Hiç böyle hiç çalış, yani etkili, etkilense bile en azından bu, bunlar yaşanmadı. Fırat Aydınus diye. Bu karakterle ilgili. Bak ben sana çok ne söyleyeyim? Karakterle ilgili ve hakemlik mesleği çok net Hı. bana göre karaktere bakılarak seçilmesi gereken bir meslek. Çok cidd yani çok çalışması, futboldan çok anlaması falan yetmez. Futboldan zaten birçoğu anlamıyor o başka ama futboldan çok anlasa bile bu meslek bir e, karakter gerektiren bir meslek. Karakter derken bir kara düzeltiyorum karakter tipi gerektiren bir meslek. Hocaların hepsinin karakteri düzgün. Onu demiyorum ama hı hı. etkilenmeyecek, soğukkanlı, baskıyı umursamayacak, beklenti futbolcuları itiraz ediyor umursamayacak. O puan durumu kaç kaybederse eyvah falan onları düşünmeyecek. Dümdüz maça konsantre olacak. Tarzda adamların hakem olması lazım. Hakem seçiminde bunlara falan bakmak lazım artık. Ya biz Oy, de oyuna odaklanalım diyoruz hakeme değil oyuna odaklanmak istiyorsun doğal olarak ama oyun anlamında da çok fazla eleştireceğimiz nokta var hakemlerin yetersizliği konusunda da var e, ama e, çok fazla istenen oyunda var mı sahada onu da tartışırız bizde biz varın görevi da. görüntüleri yapıştırıp sonucu değiştirmek olmuş yani var var artık bunu yapıyor yani orada e, bir de yorum yapıyor biraz önce de söyledim hem burada yorum var hem Kasımpaşa Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Cihan Aydın geliyor son dakikadaki penaltı pozisyonda. Hocam diyor başına değmedi değil mi diyor. Bak şimdi top buraya yani söylenen buraya değdi. Hı hı. Bak şimdi buradan başa yani ne, ne mesafe var. O hiç görmemiş yani olayla hiç ilgisi yok hakemin. Hocam diyor başına değmedi değil mi diyor. O da diyor ki burada temas da var diyor. E sen ama yorum yaptın mı zaten o zaman ne çağırıyorsun onu de ki hiç gelme göster penaltıydı. Bize de öyle bir şey sun ki, aa biz kaçırmışız ya, baksana net penaltıymış. Şimdi ben soruyorum, bu hakemler biraz önce de söyledim. Bakın Vardaki FIFA yapılan hakemler, Erkan Enginler, şunlar bunlar, hepsi işte Koray Gencerlerler, Serkan Tokatlar. Hı -hı. Şimdi bunların, tekrar ediyorum, hakemlikleri neydi ki? Ne yapmışlar? Hakemliklerinde neler yapmışlar? Bir bakın. 300'er tane maç yönetmiş Hüseyin Göçek'le Suat Aslan Bak devamlı söylüyorum. Bak bugün tamamen hakemliklerini bitirdiler. Hiçbir suçları yok. Hiçbir suçları yok. Neden biliyor musun? Burada olmasınlar istiyorlar. Görmesinler, şahit olmasınlar, bilmesinler, bizim yanımızda olmasınlar. Olmasınlar istiyorlar. Ya öyle şeyler yapıyorlar ki yakalıyorum bak. Hı hı. Mesela Derbi maçlarına yazmıyorlar kendini. Ben yazıyorum yazıyorum. Şimdi var FIFA ne demek? Var FIFA ne demek? En elit hakem değil mi Türkiye'de? Derbi maçlarına artık yeni bir taktik bulmuşlar. Yazmıyor kendini. Niye? Çünkü Fırat'ın da dediği gibi o maçlar pazartesinden başlıyor konuşulmaya. Baskı 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 baskı. Maçta en ufak bir şey aman bize bir şey olmasın. İki var olacak o maçlarda. Var, support var. Kim olsun? İşte Emre Malak olsun. İşte Mustafa öğretmen olsun. O yani şey ya var FIFA ol, olmayanlar. Hmm. Klik kliğin o ana yapısının, ana çatısının dışındakiler olsun. Onlar etkilensin. Bir şey olursa onların hayatı bitsin. Ama ya burada MHK başkanı var. E, Futbol Federasyonu başkanı. Şimdi buradaki biz şeyi konuşuyoruz ama e, Ali Bey'in e, bir cümlesi var. Ya bakın bu çok ya, bu çok başka bir şey yani. Sayın Mehmet Büyükekşi'ye ben diyor sordum bunu. Bana dedi ki diyor, Galatasaray-Antalya spor maçından sonra hiç böyle bir şey olmadı. Bir toplantı olmadı. Hı hı. Ama şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın, Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na yani yüzüne baka baka, gözlerinin içine baka baka bunu demesi doğru bir şey mi yani? O zaman hani bizde güven ortamı? Zaten buradaki şey şu bir maçta verilen kararla diğer maçta verilen kararların birbirini tutmuyor olması asıl işi e, isyan noktasına getiren o. Var yani bazıların da... bazılarının iddiasına göre Türkiye'nin en iyi hakemi olduğu iddia edilen hiçbir gün buna ben inanmadım. Eğer Ege Ege'den olmasaydı asla ve asla e, kat'a FIFA e, elit hakem olmazdı. Bak söylüyorum burada. Asla ve asla umutmeler. bak asla olmazdı. O yine o kliğin içinde olduğu için oraya gittiğini düşünüyorum ben. Ee, şimdi 3 hafta arayla yaptığını gördünüz değil mi? 3 hafta arayla. 3 hafta önce İnönü'de çocuk Kerem Demirbay ki bak çok karakterli bir çocuk. Korneri kendi atmak istiyor ya orada durduruyor oyunu. Su atılmış. Durdur. Dur. Ondan sonra hakemlerini çağırıyor yan hakemleri çağırıyor. İki üç tane su atıldı diye yan hakemleri orta sahaya çağırıyor. Bak aslında hoşuma gitti. Ha, sıfır taviz. Tamam Avrupa'da böyle. Böyle yapacaksın. Peki Trabzon'da? Trabzon'da sen o su yağmurunda gelsen, yardımcını çağırsan, sonra da gitsen Abdullah Avcı'yı, Uğurcan'ı çağırsan, onlarla konuşurken de bir el hareketi yapsan, bunu yapsan, yani bitireceğim diye yapsan, bunun gibi bir şey daha bir anons yaptırsan bir şey yapsan yani hiçbir şey olmamış gibi hiçbir şey bırak hiçbir şey yani Beşiktaş maçındaki sular gene orada atıldı burada da hiçbir şey yokmuş gibi sen devam edersen tamam o tarafta da ya, o hakem zaten şey tuttu bir de mıntıka temizliği yaptırdı orada. Ama yani, o futbolculara helal olsun yani. Geldi önlemini oraya, alabilseydi o. sonundaki olayları gör, görmeyebilirdik. Buradaki yormaz, güvensizlik şu değil mi Fırat? Orada orada sen varsın, burada da sen varsın. E, Koley Barış Alper kavga ediyor, araya giriyorsun. O falan Hatay e, maçında, Mersin'de araya giriyorsun, Kayseri maçında. O e, Adana'da 7 kişi dövüyor Osterwold'i. Yardımcın Emre Eysoy orada. Dördüncü hakem orada sen oradasın. Oraya dokunmuyorsun, gitmiyorsun, gitmiyorsunuz. Ya bu sefer hangisi diyorsun yani? İnsan hadi biz yine hani çok içindeyiz. Olaylara bir tık daha biraz daha yaklaşabiliyoruz ama futbol sokağın oyunu. Hani sokağın, sokaktan gelen tek spor. ama bu dört tane dışarıda... taş bir futbol topuyla eskiden sayımda şey hatırlarsınız sokağa çıkma yasağı vardı. İstediğin asfaltta, köprüde maç oyna. Futbol oyna. Şimdi bu, herkes bununla ilgili Alman kale, var. Japon kale falan oynardık. Şimdi yani, e, sen niye bu var. niye insanların kafasını karıştırıyorsun? Bir de efendim elit takyanmış, FIFA gelmiş bu kadar mı basit ya? Bu olur mu ya? ya İsmail Kartal'a demiş ki ne olursa olsun ben bu maçı bitireceğim. Yani yani e, sen şimdi eğer sen ne olursa olsun ben bu maçı bitireceğim diyorsan hı hı ve bunu hareketlerinle de yap yani gösteriyorsan o zaman yani sen taraftara diyorsun ki ne yaparsanız yapın. Ne yaparsın ama sen bir anons yapsan, bir yardımcını çağırsan, ondan sonra Abdullah Avcı'yla ile Uğurcan'a böyle yapsan onlar belki taraftarla bir şey olur yani e ne oldu sonunda? Hiç. Şimdi bu hafta maç vermediler ona haftaya ya bu mu yani? Bu mu, bu Şimdi mudur? Birazdan mu? reklama gideceğiz. Ee, reklamdan sonra yine uzun uzun konuşuruz ama kalan haftalarda sanırım... İsmail Kartal'a değil de İsmail'e ben İsmail Kartal'a... Ne kadar var reklama? İsmail Yüksel'e. İki dakika kadar var. Bir şey söylemek Tabii istiyorum. Ki. Buradaki hikaye şu aslında. Hı. Ee, çok uzun yıllardır Hı. hakemler maçı, skonu belirliyor. Bu işi federasyon belirliyor. Bu işi hakemler belirliyor. Hakemler bu ligi yönetiyor. Hakemlerin istediği şampiyonluk tarzında... Söylemler vardı ve biz de bütün gücümüzle buna karşı çıkardık. Hmm. Sağda futbol, sahada oynanır. Ee, işin transfer önemlidir, işin tekniği önemlidir, hocalar önemlidir ama son iki, son 3 yılda ortaya çıkan konuşmalar ne yazık ki o taraftarları ne yazık ki artık haklı çıkarmaya doğru bizi götürdü. Biz de hakem konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü e, off-site'ımızı duyduk. off -site -msi duyduk. off -site -msi diye bir şey çıktı. Hissiyatım böyleyi duyduk. Beklenti böyleydi diye duyduk ve hı hı. o zaman taraftar şunu der. Ya bu demek ki gördüklerini çalmıyorlar. Ya bir şey yani gördüğünü çalmıyor kimse. Ofsaytımsı diyor, hissiyatım diyor, beklenti böyleydi diyor, onu diyor, bunu diyor. Ya bu konuşmalar korkunç konuşmalar. Ortada yanlış görme yok. Yanlış görme olsa yine affedilir bir şey bu. Yanlış gördü, hatalı gördü dersin, geçersin. Adam diyor ki böyle hissettim diyor veya offsite'ımsı diyor veya işte Beklentim. beklenti var böyle bu bu ya bu işin içinden çıkılamaz hale gelmiş vaziyette bu durum. Ya el gördüm, temas gördüm, temas değilmiş dese bak yine kurtarıcı var. Ama sen bunları dediğin zaman o zaman da bu yıllardır hakemlerle ilgili yorum yapan hakemlerle ilgili ya hakem belirliyor kardeşim işte bir sürü taraftar var ya transfer yapmayın ya diyor nasıl hakem belirliyor şampiyonu falan diyor. Şimdi bu adamları sen bu söylediğin laflarla, bu söylediğin cümlelerle, işittiğimiz cümlelerle haklı çıkarttın. Çünkü normal şartlarda sahayı, sahada oynanan bir oyundan bahsediyoruz, futboldan bahsediyoruz ama resmen hakemler görmedikleri pozisyona kafalarına göre karar veriyorlar. Bunun için, ya yani bu nasıl düzelecek peki bu? Nasıl bu insanlar hakemlere güvenecek? O zaman tabii ki baskı olur. Sen bu cümleleri yaparsan nasıl baskı olmayacak? Sen şey demiyorsun ki, ya ayağına vurdu. a vurmamış. Yanlış tanışım <laughs> diyorsun ki. Böyle hissettim diyorsun. Hisle maç mı yönetilir ya? Ya hisle maç yönetilir mi? Hisle hiçbir şey yapılmaz. Hisle televizyon programı da yapılmaz. Hisle politik de yapılmaz. Kurallarla yapılır bu iş yani. Biz hisleri hisle mi yapıyoruz burayı? Hisle yaparsak o zaman moruğumuz bozuk. Birimize su falan atalım. Hisle mi? Hisle yapılmaz ki bu işler. Kural var. Yazılı kurallar var. Bunları uygulamak zorundasın ve Gördüğün şeyi çalmak zorundasın. Sen hissedemezsin yani. Beni hissettim, fual hissettim, penaltı diyemezsin. Bu çok korkunç bir manzara bence. Bir buçuk dakika reklamımız var. Kısa. Verelim ardından devam edelim. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Tabii Merkez Hakem Kurulu toplantısındaki görüntüler üzerine sohbet ediyorduk. Şununla da konuşalım. Sayın Ali Koç'la ilgili haberlere geçmeden tabii Kulüpler Birliği'ndeki durum. Sayın Ali Koç'un açıklamaları. Yine soracağım Barış Yurdu seven Fırat Güneyre ama bu kadar problemli geçen bir sezon ve kalan haftalarda ilk başta karşı çıksam da Yunanistan'daki gibi, Hırvatistan'daki gibi onlar da başlayacak. Sanırım kalan haftalarda şampiyonluk yarışında özellikle Süper Kupa dahil olmak üzere yabancı hakem biraz daha kaosu azaltacak gibi duruyor. Bu kadar yaşanan ardından. Normalde ilk başta karşı çıkıyordum ama her hafta çıkan e, durumlar, her hafta gördüğümüz yeni açıklamalar, yeni paylaşımlar, yeni olaylar sanki e, Galatasaray-Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ve Süper Kupa dahil olmak üzere kalan haftalarda iki takımın maçlarını özellikle, özellikle diyorum yabancı hakem yönetse, yabancı hakemler görev alsa daha sağlıklı olacakmış gibi bir hissiyattayım. Bence yabancı hakemi artık herkesten çok Türk hakemleri istiyor şu anda. Çoğu yönetmek. <laughs> o şeye geldi artık. Hani klik e, o elit varlar var ya o FIFA varlar, Kliğin FIFA varları. Nasıl onlar çıkmıyor mesela büyüklerin maçlarına, derbilere çıkmıyorlar da Alper Çetini, Emre Malo'yu gönderiyorlar. Yani onlara bir şey olsun, bize olmasın. Şimdi de artık normal hakemlerle de Büyük bir stres baskı oldu. Hele bu olaydan sonra çok daha baskı altında oldu. Ben oldukça. yönetmeyeyim diyorlarmış Barış yani, abi. Evet, Galatasaray evet, ve Fenerbahçe çok, maçı olunca bir ben çok, yönetmeyeyim. Bir çok, aynen öyle birçok duyum geliyor bize de. Ama gerçekten Ahmet İbanoğlu meyakesi sezon başından beri söylüyoruz. Hep bunu söyledik düşürdüğü çıkardı hakem. Ya Emre Kargın diye bir hakem çıkardı. Hı hı. Altı pasın üstünde Bilal topu tuttu Kayseri Spor'un kalecisi. Altı pasın üstünde gol verdi ya. Ya korkmuyor musunuz bu ligi dışarıdan biri izler diye ya. Ya korkmuyor musunuz mesela Fransa'da bir eski hakem açtı beyin hani onları ya oradan niye da var. Ya, niye Hayır mesela açtı tesadüf Alanya Kayseri maçını kale çizgisinin bir metre, yarım metre ötesinde çocuk topu tuttu. Gol verdi ya. O evet. gol verdi. Gol, gol verdi. Gol. Gerçi Real gol. Madrid maçında da tam ortayı yaparken maçı bitirdi. Bak. Orada da oluyor. Tuhaf Orada tuhaf hani düdük var. Gol verdi ya. Kale arkada ha. Bak şurada topu tutuyor. Gol verdi Emre Kargın ya. Hı hı. Yani bunun ya nasıl şimdi bunu gön, burada e, bunu yükseltiyorsun Yaşar Kemal Uğurlu'yu düşürüyorsun. Öbürünü yükseltiyorsun. Yasin Kol'u düşürüyorsun. İşte Yiğit Aslan'ı düşürüyorsun. Neye göre düşürüyorsun? Bak burada işte gol verdi diyorum ya. Yarım metre kaleden uzakta çocuk topu tuttu. Gol verdi ya. Çözüm mü yabancı Var olmasa salarda. idi o gün dünyaya bir daha rezil olmuştuk. Gol evet. verdi ya topu. Çözüm mü Barış abi? Çözüm artık bu noktaya gelinmiştir. Yani bunun daha ötesi yok. Hı hı. Şimdi bu Halil Umutmeler de patladı bomba. Sı patladı artık. Ben gel yani herkes benim lafıma geldi. Yani Halil Umutmelerin bu olmadı. Yaşadığı olaylardan yaşanan, sonraki travma nedeniyle mi diyorsun orada sen? Ben baştan beri Halil Umutmelerin söylendiği seviyede, denildiği, gösterildiği seviyede bir hakem olduğunu düşünmüyordum. Ben Zorbay Küçüğün ondan çok daha iyi bir hakem olduğunu düşünüyordum. Eğer Zorbay Küçüğün doğru mentörlerle çalıştırılıp önü doğru şekilde açılsaydı Hı. mesela Volkan Bayaslan'ın, bak şu anda Burak Şeker'in bak Burak Şeker'in ben çok beğeniyorum. Bahattin Şimşek çok düzeltti kendini. Çok iyi gidiyor. Yani o Pendik Trabzon Pendik maçından sonra düzeltti kendini. Çok beğeniyorum onu da. Yani ama bu Halil Umutmeler Halil Umutmeler yani işte Yeşil Direk Ali Beyköy maçında Halil Umutmeler Galatasaray Fenerbahçe Halil Umutmeler böyle bunları biz Cüneyt Çakır'a yapmadık. Bunları biz Erman Toroğlu'na yapmadık. Ahmet Çakır'a yapmadık. Fırat Aydınus'a, Bünyamin Gezer'e yapmadık bunları. Biz hayırdır ya. Bu... Ya hayır yani ne oluyor yani? Bu umut ve umut genç hakemleri falan asla bu sene <laughs> Fenerbahçe Galatasaray maçlarına vermemeleri lazım bence. Bence vermemeleri lazım. Evet, onlar, onlar çünkü parçalanıyor yani. Ya, Cihan işte. Cihan ben ya. beğeniyorum. Sen, orada hani Kasımpaşa Fener maçında bir hata var ama yapacak Cahin çağırdı. Orada bir hata yaptı bak. Ya bu büyük baskıyla hata. devam Ama... etmesi çok zor oluyor. Federasyon için de çok kolay bir süreç olmayacağı için yabancı hakem en azından e, o tartışmaları azaltır diye düşünüyorum. Ya, o sebeple söylüyorum ya, Büyük dallası cümleyi. aldın ya. Evet. Mesela büyük dallası aldıktan sonra yabancı hakem alınca ne oluyor mesela? Alırsan ne olur? Ya ne oldu? Büyük dallası da aldın işte hocalarını aldın yani. Bir de bugün Şenerz'in bir açıklaması Hı. var. Ha çok üzüldüm. Yani orada Hükdallas'a e, bir e, atıfta bulunmuş. Ya yani Şenez Bey hani ya Şimdi Futbol Federasyonu Başkanlığı yaptı. Hani, ya çok dolu ağzım yani ben şey yapamıyorum. Hani onun döneminde sanki bir, bir algı da onunla yani. Hani evet işte o görev yaptı. Tam olarak ama, e, hani, bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Ben evet. ifadeyi müsaade edersen söyleyeyim. E, ee, i̇lginç bir konu. Evet. Bunu kimin yaptığı konuşuluyor. Evet. Ee, bence başlarındaki kişiye hükdalasa soracaksınız bunu o sızdırmış olabilir Başlarındaki şeklinde. kişi deyince ne kadar başlarında? O başlarındaki kişinin metresi ne? Ölçek ne yani? Tam. MHK başkanın ne, nelerinde onların? Nelerindeymiş? Şenaz Bey orada Niye böyle bir mesaj verdi? Dallas'la arasında geçmişti bir şey mi? vardı? durduk yere adamı suçladı. Ee, yok ya. yani. Yani ama niye şimdi? Tanırım diyor ya yani tanıdığı çok, birine. Çok büyük ne... emeği vardır tanır. Türk Futbolu'nda Şeniz Erzin. Yani sonuçta. Vardır da. Sen şimdi tanırsında... biriyle ilgili bir fikrin yok mu? Yok yok. Adam diyor tanırım böyle Ö bir adamdır diyor. Böyle bir adamdır. Evet. Verir yani bir şey verir. Böyle bir şey verir. Hü -hü. Bunu Hugh soracaksınız. O sızdırmış olabilir. Ama olur Benim UEFA'da görev yaptığım dönemde hakimimdi. Evet. Tanırım az çok bazı hatalarını görmüştüm. adam suçlu zaten. Ya. <laughs> Ama Adamı ki, tanıyor demek ki. Bazı hatalarını görmüştüm ne? penaltıyı yani vermedi mi? Işte, tamam, öyle söyle ha, o zaman dışarı... şimdi. Hatalarını görmüştüm şimdi, diyor. Bana da sorarsan hani kim sızdırmış olabilir diye yani yakın zamanda kimle problem çıktıysa hep öyledir bizde. Kimle problem çıktı? MHK başkanı mesela şey, Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. Kim için geldi oraya mesela? Kim için bir açıklama yapmaya e, yapmayı kafasına koydu da e, bir şeyi düzeltmek için bir konuşma yaptı orada. Barış abi yıllardır bu mesleği yapıyorsun. Bu işin içindesin. Hakemlik camiasında devamlı gruplaşma olup birbirlerinin arkalarından veya farklı yerlerde hakemlerin Olabilir, evet. e, Var, evet. a, diğerleriyle alakalı sözlerini hepimiz biliyoruz. 25 tamam, sene, olmuş benim, böyle senin şeyler, sene olmuş benim, 30 sene olmuş. Bunlar yeni bir onlar, durum değil. Tamam bu konular ama çok hani çok şey ya. E, yani, ben güveniyorum Şeniz Erciğe. Madem ki bazı hatalarını görmüşse, ben ne diyorum ki Şeniz Erzik bazı işte. hatalarını görmüşse, o zaman Uyarmış Şeniz Erzik bir dakika, ilk gün ilk gün söyleseydi. Söylemiş abi. Nerede söylemiş var böyle bir belge? Söylemiş, var, söylemiş, şey var. söylemiş. Öbür şeydi. şeydi, e, nerede? Hmm. Gülen vardı diyor, o çok daha iyi bir adamdır diyor. Evet. İyi adamdır diyor. Onu söyle, söylemiş uyarmış demek ki. Kimi uyarmış? Demiş mi ki ya bunu almayın var mı? Burada soruyorum Sayın Nihat Özdemir, Sayın Mehmet Büyükekşi, Şenez Erzik sizi e, arayıp da dedim ki bu adamla Sormuşlar mı? aslında benim... Bence sorman gereken... aç diyelim sormadı. Şenez soracaksın. Hayır, ama diyelim sormadı. Sen de bu ülke için büyük futbol adamısın ya. Hani Giresun'da kamyonun arkasını atlıyordum da Trabzon'da İdman Hoca maçını, Türk futboluna geliyordum. bir faydası Kral olmayacak olmayacaktı. Türk futbolunu çok seviyorum. Hiçbir faydası Türk futboluna. Falan filan diyorsun yani. Ya Çenez Bey madem Türk futbolunu bu kadar seviyorsunuz, bu kadar hani şeysiniz hani olaya sahip çıktınız. Şu anda o zaman arayacaksınız diyeceksiniz ki ya bir dakika arkadaşlar ben bu adamla böyle böyle bir şeyler yaşadım. Bu olmaz yani. ama bu ekstra bir durum ya Barış abi. Ya ben, şu anda ben yaşananlar mesela, normal ben Mesela bir durum mu? Trabzonspor'da yıllarca TRT'de muhabirlik yaptım. Hmm. Yani mesela ben kaç defa e, alınmak üzere oyuncuyla eskiden şey olmakcan yani bu internet falan olmazken hani çok ilgili olduğumuz için oyuncuların yapısıyla karakteriyle ilgili yöneticilere kaç defa telefon açıp bilgi vermişimdir yani. Bu böyledir, şöyledir, burada şöyle yapmıştır. Ha benim sözümü dinledikleri de oldu, dinlemedikleri de oldu. Yani bu bir olaya bakıştır. E sen de Şenez Bey ararsın dersin ki ya Sayın Mehmet Bey, bunu alıyorsunuz ama bak ben bununla burada bu böyle böyle çalıştım. Bu adam böyle böyle bir adamdır. O zaman deme. Şimdi diyorsun alıyorsunuz ki ya, o ya böyle bir şey değil ki sen başka türlü sen Niye? olaya. Sen şeniz Arzutu pek sevmiyorsun galiba. Hayır ya ben şeniz, şeniz sevmiyorum. seviyorum. Şeniz abiyle beni ara mıydı? Ama çok böyle bir insana, şunu demek istiyorum. Da, da çok büyük. A abi hakkı bu sağlamı. yabancı diye bu alınıyor bu. Çamuru. Ama sen bu transfer değil bu yani. Sen şimdi diyorsun ki. Tamam da. Hani, transfer de. Hani, herhangi bir televizyon açıklama değil, yapacağına değil bu. Yapacağına mesela tabii yetkililerle şey neden Mülk konuşmuyor abi. diyor. abi söyleyeceğim ya. böyle. Yani gazetelerde şey demiyor. Hüktalas. E, TFF yük As'ın peşinde 3 milyon euro onu alacak falan demiyor. Bir anda TFF geliyor yük As'la anlaşık diyor. Tamam. Yani öncesini nereden bilecek adam? Yani ya. Şeniz Erzik yük As'la anlaşacaklarını nereden bilecek ki? İlan edilen bir şey bu. Futbolcu gibi değil ki. Ya, o sonuçta... Mesela bir, bir ay öncesinden duyarsın edersin müdahale edersin ama bu ilan edilen bir Bunu şey, az bir şey. Bu Pıratcım, Yok, Allah, Duymaz olur bir mu, şey. Yok ya duymaz. nasıl biz şimdi aynı ortamda. Ya mesela şu diyor. Mesela bir şey oldu. Da, sen Barış Yurdu seven yapmış olabilir diyorsun. E biliyor musun yaptığını yani bilmiyorsun. Olur mu yani? Hani o adam söylüyor. şimdi yabancı diye yani, adamın üzerine suç Ya Serkan alsa. yapmış olabilir diyorsun bize ama ben gelen, yapmadım mesela. Bize gelen ama sen Serkan da yapmış, yapmış da, olabilir diyorsun. Niye diyorum öyle? Ya yani mesela 2 3 kişi. Hayır 2 3 kişi geldi. Serkan şöyle böyle dedi. Etkilendin. İnsansın, robot değilsin. Dedin ki Serkan yapmış olabilir. Adam öyle demiyor. Adam öyle demiyor. Çok basit bir şey var. Buradan... <laughs> Tez antitez gibi oldu yalnız. Ben stüdyodan <laughs> çıkarken, <laughs> stüdyodan çıkarken iki kere kapının kolunu kırdın. Tamam. İki kere kırdın Tamam üç haftada. Abi. Evet. Dördüncü hafta yine kırık bana geldi Sordular kim yapmıştır Terkan diye. Serkan yapmış olabilir dedin sen. Ne diyeceğim şey mi diyeceğim <laughs> Yani Barış şunu sen mi yaptın diyeceğim. Bu adam, <laughs> bir şey şey anlattık, evet, adam, <laughs> adam bir şey yaşadım Buna diyor. Güzel anlattın. Yani niye şey yapıyorsun? Güzel anlattık karıştık çıkamam burada. Evet adam bir şey yaşadım diyor. Adam bir şey yaşamış demek ki. Yaşadığını söyle ama bir şey yaşadım diye adamın böyle niye bir adamdır top diyor. Toplumun önüne atıyorsun nasıl adamdır ya? Söyle yani <laughs> söyle sen. <laughs> hani ya. Türk futbolunda. Türk futbolu seni çok önemli yerlere getirdi var fayda etsirak kurulabilmem şuralara buralara geldin. Çık sen de, de ki ya arkadaş böyle böyle düşünüyorsunuz, böyle böyle alıyorsunuz hmm. ama e, ya bu o, bu adam böyle böyledir de. Çünkü yaşadım demek kötü bir şey yaşadım anlamını taşır. yani hep illegal ilettirilerek... bir şey. Barış abi bu tartışmalar Bana gelen... şahsileştirilerek çözülecek Şimdi işler değil. böyle iddialar sistem problemi evet. var burada. Böyle iddialar Hı -hı. olmaz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Net bilgi vereyim. Bir kere 20 tane hakemden hiçbiri değil. Net. Niye? Niye? Telefonlarındaki o katılım linkinde şöyle bir şey varmış. Yukarıda bir düğme var. Bunun kaydedilmesini istiyorsanız buraya basın diye. Uyarı çıkıyor He, değil mi? Uyarı. Buna Hı -hı. bastığı anda bunu oradaki yönetici görüyor. Tamam. Serkan Yetkin bunu kaydetti. Böyle hiçbir hakem bunu kaydetmemiş. Yani 20'de 0 çık. Tamam. Hakemler değil. Tamam. Ha Şimdi bir iddia var. İşte Şenezerzi'nin iddiası yüktallas diyorlar. Hakem içleri e, müdürü Tayfur Bey miydi? E, onu yazanlar oldu. Ben inanmıyorum. Bir iddiada Sayın Mehmet Büyükekşi o toplantıya neden katıldı? bir düzeltme için. Çünkü o düzeltme ile ilgili bir problemi vardı o kişi, kişiyle. Görevden aldı. O da diyor ki ben görevden alınmadım. Ben istifa ettim. Bir iddiaya göre de oradan sızdırıldı iddiaları da var. İddiaları. Ben ben bir şey de ben anlamam. Ben zaten hani olayın haber boyutunu yaptım. Ama Şenezerzik gibi bir ismin Hügdallas'la olan olayı açıkça söylemesi lazım. Öyle adamı toplumun önüne atmak ona yakışmıyor yani. Hiç yakışmadı. O Doğru bir şey. Yabancı Beni hakemle görüyorsun. ilgili sen görüşünü... Fırat çok seviyor galiba Şeniz Bey'i. Çok duayandır Şeniz artık o yüzden... Duayandır tabii. Ben şey yapmam yani Şeniz Erzik diyorsa... Bir Ama bir ifadeyi diye... eleştirebilirsin yani bir bildiği, sonuçta bir kendi bil... görüşünü söylüyor. Ben bir bildiği seven. vardır diyorum. Hı hı. Ee, yabancı hakem konusu... Ya hakem çok konuşuk hakem. Ben yabancı hakem zaten son 4-5 maçta %100 yabancı hakem iki takıma. iki takıma sadece. %100 yabancı hakem gelmesi gerektiğini düşünüyorum maçlarına. Başka türlü işin içinden çıkılmaz. Ya çünkü çok fazla kaos oluyor. Genç de sakın oluyor. vermesinler. Yazık yazık o genç hakemlere. Belli ki oraya kim çıksa artık bu saatten sonra bu işin dönüşü yok. Herkes parçalanacak. Ben olsam yabancı hakem son 5 maça Son 5 maça değil. Hemen verilebilir Şu yani. Son kaç maç kaldıysa bu maçları ben yabancı hakem veririm ben olsam. Ya federasyon için de mesela daha o baskıyı ne azaltacak gibi duruyor. Kenaz Bey mesela e, icra kurulunda olduğu, e, FIFA hakem kurulunda olduğu başkan oldu. Abi mesela, mesela, Ne yaptı ya? Yani, bir tane elit hakem abi. mi çıkardı? Ne yaptı? Türkiye'de bir elit hakem mi Barış aldı? Abi, hep geri dönüyoruz ama bu sefer. Ne yaptı mesela? Bak. Ama bu başka bir konu yani, ama şimdi senin söylediğin lazım. az evvel Üslubu, e, bak üstup eleştirisi Oralarda, başka bir şey bu başka bir olur, şey ama. ama şimdi insanlar da böyle söyler sana yani e, tamam da o başka da, bir şey yani. öyle, öyle söyler sana işte bu olmaz peki yani. e, kulüpler birliği Sayın Ali Koç'un istifasını reddetti kulüpler yani, birliği süreci bir cümle söyleyeyim bir cümle söyleyeyim. Tabii buyur hani Fenerbahçeliler Denizli Spor Fenerbahçe maçınıla ilgili bir şeylere isyan ediyorlar ya tamam Hani o maç şöyle böyle işte hmm. durmalıydı, ertelenmeliydi. Buradan kendilerine naçizane tavsiye, bir Şenez Erzik üzerinden bir araştırsınlar bakalım. Bu kadar söylüyorum ben. Peki. Ben de bu kadar söylüyorum. Şenez Sayın Şenez FIFA, Erzik FIFA FIFA komitesi üyeliği, FIFA hakem komitesi başkanlığı, yani FIFA Dünya şey, Kupası Organizasyon mi? Komitesi ee, üyeliği, Fair Play Sosyal Sorumluluk Komitesi başkan yardımcılığı. Ne tartışıyorsun şu an? Yani Bahsettiğin ya adam... Böyle bir adam, böyle üstü bu olan ya, bir ne? adam, evet. şey böyle apoletleri olan bir adam. Ne yapmıştınız e şey Ben adam? duymuştum, benim işte o yapmıştır, e benim hakemimdi. E be... Söyle yani, hayır bunu ona diyen yarın sana bana der yani. Anladın mı? Tanıyorum diyor ya. ya. Ne tanıyorsan ne? Yok çıktı ya şimdi ki, Barış abi şöyle bir şey e, oldu. Sayın Serzi'nin ifadesini doğru bulmadığını, o şekilde ifade etmemesi gerektiğini Düşünüyor ve söylüyor. Tamam, Anladım. Ben de diyorum tamam. ki Denizli Spor-Fenerbahçe maçının olduğu maçtan önceki hafta içi ne oldu? Ben de diyorum. Sayın Fener sevgili Fenerbahçeliler. Hmm. Selçuk veriliyor. Bir... Suçluyorsunuz ya o maçta şu bu tamam. falan filan. Ne oldu? Soruyorum ben. Peki. Madem ona duyum geldi bana da duyum geldi. Peki. Ali Bey'i konuşacaktık. Kulüpler Konuşalım Birliği'nden. Ama. Konuşalım. Fırat senle başlayalım mı? E, Kulüpler... Sonra Ali Bey'in açıklamaları üzerinden tabii bekliyoruz kongreyi de. Ben Kulüpler Birliği'nin Türk futbolunda bir rolü olmadığını düşünenlerdenim. Hı hı. Kulüpler Birliği'nin çok güçlü olup hiçbir konuda ciddi bir karar vermediğini, Türk futboluna yön veremediğini, Kulüpler Birliği'nin aldığı kararların Türk futbolunda bir anlamı olmadığını düşünenlerdenim. Bu kadar büyük e, bir kere futbola müdahil olması gereken, normalde bu tarz yapılar İngiltere falan bunlar... Kulüpler Birliği yönetiyor İngiltere'de. Kulüpler Birliği gibi bir yapı yönetiyor daha doğrusu. Kulüpler Birliğinin çok daha etkin olması gerekirken hiçbir konuda etkin değiller. Hiçbir konuda birlik olamıyorlar. Yok 16 imza, 17 imza ta kaç yıl öncesinden başlayan bir hikaye. Şu an kulüplerinden bahsetmiyorum. Yani İspanya ve İngiltere gibi markayı, e, hiç, lig markasını öne çıkaracak bir hiç durum öyle, söz konusu hiç değil. Hiç öyle bir dertleri yok. Oradan hiç büyük bir karar çıkmıyor. Oradan Mesela oradan var mesela TFF ile ilgili bir şey çıktı mı kulüpler biliminden? Hep beraber karar alıp mesela TFF'den memnun değiliz istifa et falan çıktı mı? O istifa et diyor, öbürkü ben korudum diyor, öbürkü bir kere adı ne bak kulüpler birliği. Birlik ne demektir? Beraber aynı anda hareket etme becerisidir. Birlik olmak. Her konuda. Herkes aynı görüntüde olmak zorunda değil ama her kulüp. Yani bir de işin tarafı de, var. Bir de futbolun şeyi var. Niye yayın ihalesi olduğu zaman bir anda hep beraber hareket ediyorlar. <laughs> yani işin içine para girdiği zaman hep beraber inanılmaz bir dostluk oluşuyor bir anda ihale geldiği zaman. Ama diğer konularda hiçbir ortak birlik yok. Kulüpler Birliği neleri düzeltti Türk futbolunda? Mesela zeminlerle ilgili bir çalışma yaptı mı? Şiddet olaylarıyla ilgili bir çalışması var mı? Şunu yapalım, bunu yapalım, şöyle yapalım. Pasolikle ilgili bir çalışması var mı? Pasolik diye bir şey var. Nasıl anlatlar bize? Muhteşem kameralar, adamın kaşını bile çekiyor, görülüyor hemen falan. Yok hiçbir şey olmuyor. Herkes istediğini atmaya devam ediyor. Neyi şu anda? Bu kadar, ben zaten inanamıyorum. Yani bu isimler, şu isimler tek tek saymayacağım. Geçmişten de geleyim geriye. Yani şu kadar iş adamı, herhangi bir holding falan kursa Türkiye'nin en büyük holdingi falan olur. Yani büyük bir iş yaparlar. Ticarette neyse tarımda onunla bunda. Futbola geldikleri zaman bu işi yapamıyorlar. O yüzden Kulüpler Birliği'nin ben bir gücü var mı? Kulüpler Birliği Türk futbolunda hangi devrim niteliğinde karara imza atmış? Türk futbolunda neyi düzeltmiş bunca yıldır? Kaç yıldır var hayatımızda? 20 yıldır falan var mı? Mesela ya Kulüpler Birliği de hakikaten şu hamlesiyle futbola çok büyük şey kattı diyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Hiç durmadan tartışmaların içinde birlik oluyorlar, çıkıyorlar, konuşuyorlar. Hiçbir konuda karar veremiyorlar. Ortak karar çıkmıyor. O olmuyor, bu olmuyor. O yüzden de e, ben oradaki sistemin Türk futboluna katkı vermediğini düşünüyorum. Ama orada bir şeyi ayırmak lazım. Neyi? Şimdi Kulüpler Birliği yanıldığınız bir nokta var. Kulüpler Birliği resmi bir bir resmiyeti yok. Bir Tavsiye kere kararı alabiliyor. Bir kere gereken e, ana olay o. Resmi Bir kere resmi bir, resmi bir resmi. Tavsiye ile diğer durum aynı değil yani. Resmi, resmi bir yapı yok. olacak bir. Hı hı. İkincisi e, ben Kulüpler Birliği'nin son dönemlerde e, çok önemli kararlar aldığını, tavsiyelerde bulunduğunu, ancak bunu Türkiye Futbol Federasyonunun dinlemediğini şahidim. Yani burada şimdi bak bugün mesela Ali Bey ile ilgili 20 kulübün 10 19'u hani Fenerbahçe'de içinde 19'u devam etsin dedi. <laughs> Bu önemli bir şey. Onun dışında da yayın ihalesinde hani çok kavga ettiği söylenen işte hep söylenen ki ben buna hiçbir zaman inanmam yani. Türkiye ve Türk futbolunda en büyük dost kim diye sorsam bana hep söylerim. Fenerbahçe Galatasaray'dır yani. Hani onlar ikisi bir odaya böyle kapatırsa kendini öyle öyle, öyle kolay kararlar alamazsın. Yani. Şimdi orada çok kavga etseler bile hı hı. yayın ihalesinde bak iki kulüp çat diye aynı noktada durdu. Beşiktaş Trabzonspor hiç taviz vermediler ve orada ama bu tarafta dinleyeceksin yani. Hı hı şimdi Türkiye Futbol Federasyonu eğer seni dinlemiyorsa sen dur da, önce oranın bir kere resmi bir kuruluş olması lazım. Artı onlara yetkiler verilmesi lazım. Yani yetkisi olmayan bir yer kulüpler birliği. Yani yoksa fikir niye olmasın? Çok Değerli kulüp başkanları, spor kulüpleri bir şey çıkmıyor ama Ama işte diyorum ki yetkisi yok Fırat. Tam. Bununla ilgili bir çalışma yapacaklar. Bunu kabul ya ettiremediler Yapıyor ya yani. Yapıyor bu, ama kabul etmeyen bir kurum var da ortada. Yani Türkiye Futbol Federasyonu ya onlara da sorduk ya falan diyor. Geçiyor yani. Öyle olsa çünkü bir tarafta futbol adamları var, futbol kulüpleri var. Bir tarafta e, diğer tarafta da hani çünkü futbol öyle bir şey ki. Yani herkesin dedim ya bir fikri var yani. Bak benim yeğenim var, Poyraz Güven. Daha hmm. ilkokula yeni başlayacak işte, başladı. Maşallah. Bizim eski Trabzonsporlu Macit'in oğludur. Hmm. O yazıyor oradan, Barış amca Trabzonspor'dan bahset, Trabzonspor'u söyle, Trabzonspor öyle, Trabzonspor böyle. Yani bak Poyraz'ın da bir fikri var, onun da bir isteği var. E, Kulüpler Birliği'nin olmaz mı, başkanların olmaz mı Fırat? Peki, o tamam. Adamlar spor kulübü yönetiyor, bütçe yönetiyor, altyapılar yönetiyor. Bu olmaz. O zaman nasıl, nasıl o bir zaman yapı açıklamaları... sen ona? Nasıl bir yapı? Yani et son, resmi, tabii resmi resmi olmayan bir yapı. Bir yapı. Ha, yani resmi olmayan bir tamam, yapı. Resmi olmayan bir yapı. olduğu için de bir önemi tamam, yok. Burada i̇şte tavsiye burada kararı karara Tavsiye kararı olur, olur mu? Tamam, normalde zaman, futbolu bunları yönetmesi gerekmiyor mu? Tamam, zaten onu diyorum ben. FFF yönetim kurulunda oradan kişilerin olması gerekmiyor mu? Ama o zaman Mesela MHK'yi işte, onlar bu seçmesi yok, is, gerekmiyor mu? Yok, normalde daha, mesela İspanya gibi düşün. Öyle. İşte ha, La Liga. Yani aslında aynı şeyi söylüyoruz da hani şey gibi oldu. E... Benim dediğim daha ya. <laughs> doğru tamam, ya. Şey, olsun olsun. Değişme... Ya. Hayır, ya. değişim değişmesi yok. anlamında olsun. mı söylüyorsun Hayır sen? şu anki hali. Yani ben süperlik aş olarak Aslında mı de diyoruz ki Şu anki halinin hiçbir anlamı yok diyorum. Yani Sayın Ali Koç istifa etti, istifa etmedi. Oranın başkanı oldu, başkan değişti. O oldu, bu oldu. Bir resmi kurum olmuyorsa ya değilse eğer ki değil. Sadece tavsiye kararı veren bir kurumsa... Ya federasyon tavsiye dinleyecek bir federasyon değil gibi gözüküyor. Yani federasyon bu federasyon değil, hiçbir federasyon. Abi Türkiye'de tavsiye dinleyen var mı ki? Ya Türkiye'de değil de tavsiye, tavsiye kulüp... falan yok. Evet. O yüzden de bir an, bana bir benim için bir haber değeri hakikaten çok fazla yok yani. Yok da Kulüpler şimdi, Birliği ile ilgili yapının kulüplerin, kulüp başkanlarının, yöneticilerin konuşmalarına, açıklamalarına hassasiyetle dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü insanlar çok etkileniyorlar. Dışarı çıktığımız zaman çok <laughs> şeyle karşı karşıya kalıyoruz bizde anlıyorum herkes kendi camiasını savunmak ve e, konuşmak istiyor ama geldiğimiz nokta e, bu, özellikle bu sezon çok sıkıntılı. E, sizler de yaşıyorsunuz, ben de yaşıyorum, diğer meslektaşlarımız da yaşıyor. Sokakta her e, sizi tanıyan Barış abi, Fırat abi, Serkan abi diye gelen insanlar artık hep kaostan bahsediyor. Bu güzel bir durum değil. Bunun Tabii Türk değil. futboluna hiçbir katkısı yok. Hiçbir katkısı yok. İnsanların izlemesine de katkısı yok. Yani aslında hep beraber aşağı çekilen bir durum var. O nedenle ben yabancı hakem konusunu söylemiştim. Burada da aynı şekilde. Evet yarışabilirler ama İngiltere'de olduğu gibi bir gün rakipsin, altı gün ortaksın. Bunu bir hafta, bir hafta için söylüyorum. Gerçi bak Allah Bunu yapmadıktan bak, sonra bak, Allah, ım. yayın bunu Fırat da söyle. Yayın içinde bir araya geldiler. Hı hı. Beraber hareket ettiler. Taviz vermediler. Ve Rakamda yükseldi. İstenilen seviyelere gelmedi ama dört büyükler orada beraber ne işi? Atabildi. Ha ne işi? Tam onu söyledim zaten bir de yayın ihalesinde yani, etkiler zaten şöyle. başka. Ama öbür tarafta hani dediğim gibi hani hmm. şey yok yani kulüpler Birliği'nin bir yetkisi yok yani. Yani orada bir kere bir resmileşmesi lazım yani. Burada tabi ee, yani konuşulan tabii kulüpler Birliği'nin dışında bir de tabii Sayın Ali Koç'un genel kurul durumu da var. Ya, da. var. Vallahi Allah. Tabii. Evet. Yani Fırat sen başla. Ondan. Yani aklısı en aklı Selim kararları almamız gerekiyor diyor Sayın Koç. İyi ki bu bu arada iyi ki 2 Nisan'da değil mi? İyi ki. Evet. 10 Nisan'da falan yapmadı cezaları herhalde 10 Nisan'dan sonra açıklanırdı 2 Nisan. Evet. 2 Nisan demiş yani başkan. Demek ki o, onu bekliyor federasyon bence. Neyi bekliyor federasyon şu anda? Ben Şimdi. kronometre tuttum. Hmm. O Osay Fenerbahçe kazanıyor maçı. Trabzonsporlu oyuncular içeri giriyor. Abdullah Avcı içeri girin diyor. Fenerbahçe futbolcular yavaş yavaş santralda toplanıyor. Hiçbir olay yok. Hiçbir şey yok. Yavaş yavaş orada bir, üç tane oyuncu sevinmeye başlıyor. Onlar sevinince hep beraber sevinmeye başlıyorlar. Trabzonspor taraftarının sahaya atladığı süre ile en son Fenerbahçe'nin tünele giriş süresi arasında tünele giriş zamanları ise 56 saniye var da bu olaylar 56 saniyede yaşandı. Bütün o izlediğimiz kötü olaylar. 13 gündür 56 saniyede ne yaşandığı ile ilgili ceza verilmesini bekliyoruz. Bence o Fenerbahçe'nin resti burada etkili oldu bence. Koridorlar da var ama. Koridorlar Hadi, da, da inceleniyor. Ben, ben. O zaman 1 dakika 56 saniye olsun. Tamam. Yani koridorda... 1 dakika 56 saniye olsun. Önemli değil. Ee, ben Fenerbahçe'nin çekileceğini düşünmüyorum ligden. Hı hı. Bunu çok bana göre çok mantık dışı olur. Ee, Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verir. Burada büyük bir ihtimalle sonuç itibariyle yaptığın her hamlede kar, zarar hesabı yapacaksın bu hayatta. Sayın Ali Koç da bunun hesabını yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü e, Fenerbahçe çekildiği zaman eğer niyet ders vermekse, bakın Fenerbahçe'ye olmadığı zaman ne kadar geliriniz düşüyor, ne kadar nasıl birlik oluyor görürsünüz demek ise doğrudur. Bu bir cezadır Türk futboluna. Peki Fenerbahçe bu hamleyle ne kadar zarar eder? Yani Fenerbahçe'siz birlik elbette Türk futboluna zarar ettirir ama Fenerbahçe'de dikten düşerse çok büyük zarar eder. Bir kere borsaya açık bir şirketten bahsediyoruz. Hisseleri olan bir büyük bir şirketten bahsediyoruz. Bütün kulüplerin olduğu gibi Fenerbahçe'nin de borçları var. Bankalar Birliği, o bu anlaşmalar var. Bir sürü şey var ben bunun e, çok da uygulanabilir bir şey olduğunu düşünmüyorum bu ligden çekilme kararının. E, i̇kincisi bu başka ligde oynama fikrini kim attı ilk nereden çıktı onu da bilmiyorum. E, hayatta duyduğum en acayip fikirlerden bir tanesi. Galiba ya bu kadar çok konuşulduğuna göre galiba bunun bir altyapısı var. yani bu olabiliyor herhalde. Bu kadar insan konuşuna göre ciddi ciddi. Ben bunu ilk duyduğumda parodi falan zannettim. Yani şey dediler. Fenerbahçe gitsin işte bunu destekle de oynasın İşte Fenerbahçe gitsin, Olur mu öyle şey lig 1'de yani? oynasın falan. Ya ben bu değil... öyle değil de şöyle. Ha, hani nasıl... Oradan kulüp satın alıp ismini he, değiştirip takımın ismini değiştirmek. Tamam, yani tamam peki. gibi pek yani. yani. Onu Yoksa buradan alıp öyle öyle bir durum yok yani yani. ki. Yani. Hayır onu diyor. Yani. Şu, tam onu diyorlar da olabilecek mi? Şey mi? Yani 3 ay içerisinde bir Fransa'dan yani. ya da bir Alman kulübünü alacan edicek Hayaller... renk, renklerin değiştireceksin. forma olacak o yani işin ya hayatın doğal akışına aykırı. Ee, çok neyse bu bu olabilir. diyenleri de rencide etmek istemiyorum ama ben böyle bir ihtimali hiç olma ihtimali yok bence. Gideyim de geçen gün bir Bundesliga takımını alalım. Yo, Almanya'dan Renklerisi alamıyorsunuz da Almanya'dan sistem izin vermiyor. Fransa'dan ama. mı? nerede Neredeyse Premier Lig herhalde olmaz. Fransa Fr mı? Fransa'dan alabiliyorsun Premier, alabiliyorsun. Premier Lig'den alabiliyorsun. Premier Lig'den alabiliyor musun? Alabiliyorsun. E, Ta aldı ya Arab işte. Abi hayır öyle değil. Adını, rengini falan değiştiriyorsun. Chelsea falan alamazsın. Abi. Yani, ya bu bu şey süreç mi? dediğiniz öyle bir ay, kulübü iki, yıllı, belki abi, de iki, yılı, iki yıla varacak bir süreç. Ay, kulübü alabiliyoruz. Acu, Acun Ilıcan'ın Haft alış sürecini biliyor musun sen? Öyle bir ayda olmadı yani. İtalya'da da Kaç da kere görüşmeye gibi. gittiler, teklif Yüventus verildi, ya. başkaları geldi. Juventus'a girmeyelim. Tamam, kulübü almak başka bir şey. Juventus satılık değil. Şimdi mesela Abramovic şey yaptı mı? Chelsea'yi alıp mesela... Sarkan şöyle bir şey mi yaşandı? Abramovich geldi, Chelsea'yi aldı. Hay Bundan abi. sonra renkleri yeşil kırmızıdır ve adı da Lokomotif Chelsea'dir diyebildi mi? Diyemedi. Bu mümkün mi? abi o herkesin o bunu tartışma şey ha, Bu, bu garip bir durum ha, bu yani. Garip ha, bu bu şey bunun şey niye Hay, bunu ciddisi ciddi tartışanlar var. Ben, Dediğim gibi rencide etmek istemiyorum değil. ama mümkün değil. O da mümkün değil. Neyse uzatmayalım. 7,5 yıl satama 7,5 yıl Hals diye, satamadılar taraftarlar. Ben Fırat, ne bak. olacağını anlatayım. bir bittim. Ben çok <laughs> 7,5 husty sene Husty'de bak. Bak o kriterleri husty. kabul ettiremediler. 7,5 sene. Alt ligde oynuyor bu takım, he? Ligden bak evet. ligden düşmek Fener Bahçeye, Fenerbahçe Fenerbahçe tarihi bir darbe olur. Ligden düşme kararı üstelik hı hı. Abi şöyle bir durum var. Fenerbahçe bütün maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor. Bütün başlarına kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur. Evet. Böyle bir durum varken 10 yıl sonra ligden çekiliyor olmak çok aşırı mantıksız. Ben asla öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Başka ligde oynayalım, takım alalım falan o zaten çok uçuk bir düşünce. Ee, ama bugün söylediği Sayın Başkan'ın e, kimse rezervasyon yapmasın, kimse biletini almasın, Süper Kupa Organizasyonu için 2 insanı bekleyin cümlesinin tüm bu hikayede en olabilecek, Fenerbahçe'nin en olabilecek hamlesi olarak ben yapar demiyorum. Yapsın da demiyorum. Doğrudur, iyi yapıyor falan asla demiyorum. Ama Fenerbahçe e, bu iki insanı beklesin, kimse organizasyon için bilet almasın falan. Bunun altı biraz dolu olabilir diye sadece bu benim öngörüm. Valla dışarıda gördüğüm hangi Fenerbahçeli taraftar olursa hepsi aynı şeyi söylüyor Şunu bana. Şunu söyleyeyim ona. Mesela, Süper kupayı. Hayır, oynamayalım abi çıkmayalım. Ben, onu, ben oynamayalım. Lig mi? mi? Evet. Ben dışarıda o, o imkansız, da, hayır imkansız dışarıda gördüğüm tane hani her tarafta aynı ifadeyi söylüyor. O anlamda söylüyorum. Şu, şu tabii mi, ki ben, ben senin söylediğin gibi kolay değil o durum. Ben yetki alacağını düşünüyorum. Öyle mi? Tabii tabii. yetki alacağını düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> yetki alsın ya. <laughs> <laughs> Yetkisi Hayır. hayır. Yetki... Ben olacağı anlatıyorum. <laughs> yetki alacak kere. Katılıyorum. Kivale, Genel kurul yetki verecek bence. kurulda yetki verecek. Sen de aynı görüşte. Her konuda... da her konuda karar alabilir. Yönetimin yanındayız. Yönetim verecek. hangi kararı alırsa destekliyoruz çıkacak orada. Ondan sonra onu bir defa söyleyeyim. Tamam. Genç sonra ne Sonrasında Fırat'ın dediği gibi ben de onu söyleyecektim. Büyük bir ihtimalle tamam. kalede Doğukan, Necat, Muhammed. Yok öyle bir şey asla olmaz. Zeki. Dur. Muhammed, Zeki, Yusuf Akçiçek. Tamam. Efekan. Ee önde bir sant işte bir çağdaş mıydı neydi? Çağrı Fedai. Bu bu Süper Kupa için. He, bunlarla Çağrı Fedai en önde hücumda. Bunun... Zeki, Efekan, Muhammed, e, Necat, Yusuf Akçiçek, Kalede'de Doğukan. Bunların yanına da Birkaç kişi daha alıp büyük ihtimalle büyük. Ihtimalle, Bana ihtimalle, dediler ki Barış Urdu'su ben nereden biliyordu dediler. Birkaç gittiğim ortamda tweet atmışsın ne? galiba, paylaşmışsın. Evet. Nereden biliyor Barış yani, Urdu'su falan? Şu, ben dedim şu yayında kendisine ben, sorarım. Evet, Sormuştu. Yani olayım. orada o zaman ta bu ben bir hafta önceden bu tartışılıyordu. Hı. Fenerbahçe yönetimi iki şeyi tartışıyor. ya maça gitmemek tamam. o maça ya da U19'la çıkmak. Ben de bilgiyi paylaşayım U19 işi olmayacak. Ha, gitmeyecek diyorsun. Sen gidecek diyorsun. Sen gitmeyecek Yok, mi diyorsun? Yok, ben gidecek ihtimal var. Ben barışım sen ne dedin? Ben çok özür dilerim. Sen ne dedin abi? İki ihtimal var diyorum. Sen gitme ihtimalim var diyorsun? Giderse böyle gidecek. Giderse. Giderse. Kan dedi. Avukat kategoride gidecek. Ben de diyorum ki, bak çiçek. Tamam abi. Bunlarla gidecek. Ben de, ben fedai. de diyorum ki, muamele. Evet. Çıkmasın Muhammed. Ben diyorum ki, Fenerbahçe'nin o maça çıkmama ihtimali. Tamam sanki yüksek gibi gözüküyor. Görüntü o. Lig, Ligi'ye Fenerbahçe ligle ilgili herhangi bir şey yapmaz. Ama Süper Kupa ile ilgili işte biletleri almayın, rezervasyon yapmayın mesajının ben evet. altının dolu olduğunu düşünüyorum. Bir. ikincisi o dediğin konu konuşuldu. Konuşuldu o dediğin konu. Gittin U19'larla Galatasaray'da az takımla çıktı. Evet. Attı 8 tane 9 tane. Ne oldu? Ad 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 Olur mu? Bunun, bunun sen şey mi zannediyorsun? Yani Galatasaray mesela Fenerbahçe Paf takımına çıktı. Galatasaray şey mi zannedecek? Bir şey Galatasaray söyleyeyim. şey mi yapacak? Biz de Paf'ta çıkalım bir falan şey mı diyecek? Söyleyeyim. Arkadaşlar. Fenerbahçe o şeyi almaz. Fenerbahçe alamaz. takımının sahaya çıkmaması hoş bir şey değil. Hı -hı. Yani bu bir kere hani ya ben burada hani çok fazla öne çıkıp da Hı. hani ben kulüpten biri değilim. Kulübün yani içinden biri değilim. Camiadan biri değilim. Bilgi diye. geldi. Bak Celal Kulot o Beşiktaş'a çıkmadı ya kupaya. Ha, fikret Beşiktaş, Orman dönemi. Paf takımıyla... E, çıkmak istemiş Kadıköy'e. TFF'ye bildirdiği oyuncular hariç çıkamazsınız demişler Ama Ben TFF'den. bildirdiklerini yazdım oraya. Ha bu oyuncular 11 tane oyuncu. Evet. Ben, bunun olma ihtimali ben Hayır, çok ben çok, çok düşük. Tar o işi ya? Ben çok, o, çok düşük. o ben 11 kişi saymayı bilmiyor muyum? Ben bu o, onlar bildirilmiş oyuncular. E 11 tane var mı orada? 7-8 tane saydım. Diğerleri az oyuncular mı? Diğerlerinde işte oradan birileri girecek yani. Ben e, çık yani çıkmamı ben diyorum ki doğrudur. Benim e bir fikrim çıkmaz, yok diyorum. ama şu var. ikisinden biri var ama ben Fenerbahçe Spor Kulübünün çünkü bunun vebali kolay bir şey değil. Hangisinin? Yani böyle lig, ligi maça çıkmamak, ligi ligi hiç olmaz. Lig zaten bence de imkansıza yakın. Olmaz. Yani bu ya şöyle bir şey değil arkadaşlar. Yani böyle ben işte çekiliyorum, düşüyorum, alttan çıkacağım. Yani, yani ne değişecek ki? Mesela alt düştün, küme düştün. Ne değişti? Ne oldu yani? Yine imkansız var. Ya. Ahmet İbanoğlu zaten hani kendini bağlamış şehre. Böyle duruyor. Yapıştır Süper Kupa şey. maça çıkmayınca ne oluyor? Bir e cezası var onun. Ne Tabii cezası? Abi, var. Şu an bakıyorum. Sadece <laughs> o statüde ceza alıyor. Lig'i etkileyecek bir ceza değil. Hükmen Üst sıfır mağlup o statüde de herhalde. Seneye de maça çık seneye de Süper Kupa'da oynama hakkı olmuyor. Yani seneye de olmuyor. Ya yani bu doğru bir şey değil yani. Fenerbahçe şu anda ee... ya bak bazı şeyler konusunda çok önemli tepkiler e, verebilir. Ben bir şey diyemiyorum ama bakın bu şöyle bir karardır arkadaşlar. Ama lige devam edip etmeyeceğimize en iyi sezonumuzda Bak, bunu tartışıyorduk Ali Bey ya. Şimdi lige devam edip etmemek, takımı çekip çekmemek vicdanlara nasıl sığar biliyor musun? Hani oy çokluğuyla değil. Hmm. Oy birliğiyle alınacak Anladım. kadar tehlikeli bir karardır. Anladım. Yani 40 bin mi 50 bin mi ne kadar üyesi varsa tamamı bak tamamı Firesiz diyorsun. tamamının bu vebalin altına imza atması gerekir ki Fenerbahçe kulübünü oradan çekebilesiniz. Hı. İnsanların heyecanı her yaşta vardır. 70-80 yaşındaki insanın da heyecanı vardır. 19 yaşındaki genç Fenerbahçe kongre üyesinin de heyecanı vardır. Ama Zeki Rıza Sporelin, e, Cemal Kamacı'nın, e, Can Bartun'un, Lefter'in, Selçuk Yılanın, işte e, ne bileyim e, yani işte Eda Erdem'in yani bu kulübünün şimdi bu bu tür efsanelerin çıkardığı kulübün ve bunlar kongresi, bunlar işte kimleri vefat etti, kimleri hayatta, bunların e, imzasını alacaksınız. Bir kulübü, bir statüden çekmek öyle yani ben geldim 10 kişiden 6'sı istedi. Ee, ben ha e, çekiyoruz. Ha tamam, çekmez mi diyorsun? Ha çekemez. Çekmez yani. Çe hmm. O vicdanlara e, sığacak bir şey değil. Ba bakın ama çoğunluk karar verdiği zaman uygulayabiliyorsun onu ya bak sonuç. yetkiyi belli ki alacak. Bak yetkiyi belli ki alacak. Ama bu yani ne olursa olsun Fenerbahçe kulübünü bir yerden çekmek Bak ne diyorum size. Herkesin oyunu alacaksınız. Hı hı. 18 yaşındaki Fenerbahçe Kongre alacaksınız. Bu ülkenin en yetkili insanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi. Onun da reyini alacaksınız. Sayın Başkan'ın da reyini alacaksınız. Muhalef e, Aziz Bey'in yönetiminden alacaksınız. Yani her kesimden, herkesten o yetkiyi alacaksınız. Yoksa bu kolayca böyle rahatça biz çekiyoruz yetkiyi aldık çektik bu kulübü denilecek bir şey değil. Yani bana sorarsanız. Ben ligden asla çekilme ihtimali Fenerbahçe'nin yok yok diyorum çok zarar verir Fenerbahçe'ye. Büyük bir de çekemezsin ligden ya. Yani kulübü böyle bir zarara uğratmak kimse istemez bunu. Ali Koç Sayın Başkan da istemez. Evet kızdı, böyle bir açıklama yaptı. Ee, kendine göre bir haklı sebepleri de olabilir kendine göre. Hı hı. Ama işin realitesinde Fenerbahçe'nin ligden çekilme ihtimali bana göre yok. Süper Kupadan çekilme ihtimali bence olabilir. Bunu yapabilirler ama ben. Yok, de. Yapsın demiyorum. Ama bana. yok bak ben ne dedim biliyor musun? Ben bu kadar hani esnek konuşmama rağmen olma ama yok diye de görmüyorum ya yani karşıda çok. Çok enteresan kadar keskin açıklamalar yapan bir kulüp başkanı var yani. Ben senin kadar yok diyip ünlem koymuyorum. Ligden çekilmeye mi? Yok ben ba, yok sanmıyorum. hiç ya. ben normal görmüyorum yani. Ligden çekilme çok yani, çok ağır bir şey yani çok yani ben o yüzden diyorum ki iş bu ligden çekilme işini herkes herkese soracaksın. Tüm kongre üyeleri hatta ben Taraftar bile yani var. Ne faydası var kısmında mı söylüyorsun onu? Yani Fenerbahçe ne fayda sağlayacak Faydadan gibi? Faydadan bile daha ağır. Yani öyle Fenerbahçe kulübü bu ya. Böyle öyle ben o anda şu oldu, bu oldu, şöyle oldu. Yani bundan dolayı yani e, şimdi ya bir şey soracağım size. Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durum haksızlık yaşandığı söyleniyor. Hani e, bunu konuşuruz da 3 Temmuz sürecinden daha mı kötü, daha mı iyi? Ben size soruyorum orada oradaki... 3 Temmuz sürecine bir bakın. Şu durum... bir durumdan bahsediyorsun. Soruyorum. Hangisi? 3 Temmuz'da mı daha orada zordaydı? Şimdi mi zor da? Abi onunla bu bir mi? Yok yok soruyorum. Tabii ki 3 Temmuz ya, yani. 3 Temmuz. Fenerbahçe hiçbir zaman 3 Temmuz'da bize işte kumpas kurdular. Bize bilerek yaptılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar, onu yaptılar diye birlikten çekilme diye bir düşüncesi olmadı. İşin mantığında da yani. ekonomik mantığında da işin kolay bir şey onu düşünmüyorum. bak bir ben. kez daha söylüyorum borsaya açık bir şirketten bahsediyoruz. Orada hissedarları var. Sen o borsaya çık. Sadece bu arada şunu sen bütün divan kurulu genel kurul dedin. hissedarların da onaylaması lazım. hissedar adam. Tabii. Adam kağıt yani şimdi Almış. borsa konuşmayalım da Ama gerçek bu da hayatın adam, içinde bu da doğru. Ben bak bakmıyorum bayağıdır. 10 liraya kağıt almış Fenerbahçe kağıdını almış ya. düştü 1 liraya Fırat, 3 liraya 2 liraya. Çok haklısın. Hadi Ali Bey hissedarların da buna. Hadi Ali Bey onları doğru. dedi ki müdahale. İşin bu tarafı da müdahale ama. olur ya kolay hani, değil o iş o, ya. Olmaz da olmaz da benim dediğim öyle bir şey olmaz ama hadi Ali Bey dedi ki ben karşılıyorum herkesin zararını. Ya o bile tekrar söylüyorum olmaz. Yani herkese isimli isimsiz ünlü ünsüz işte Cem Yılmaz'dan Rıdvan Dilmen'e işte dediğim gibi. İşte Sayın Cumhurbaşkanından 18 yaşındaki bir kişiye kadar kim kim Fenerbahçe kongresi kim varsa divan kur herkesin aynı oyu kullanması lazım ki vicdanlara sığacak yani Fenerbahçe'yi öyle ben şey yani ben benim bu şeyim yani fikrim ben. Peki yani, SPK ile ve sponsorlarla görüşme yapıldığı bilgileri de geliyor da bir taraftan. Bir de işte sponsorlara sormuş, onay almış Hayır, öyle yani diyor. Söylenilen bak. üzerinden e, anlatıyorum ben. Yani SPK ile SPK ile de sponsorlarla da görüşmenin yapıldığı ve e, gerekli e, problemlerin çözülebileceği üzerinden de e, bilgiler geldiği için mesela bu yetkiyi alıp bu yetkiyi kullanmak zorunda değilsiniz ama yetkiyi alabilirsiniz. Orada ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. O yüzden ben diyorum ki hani Fırat diye yok yani imkanı yok. Yani ben o kadar keskin değilim. ama Fırat'ın görüşü, benim görüşüm ama yani çünkü ortada bir çelik görüyorum yani. Bir bir çok sert bir var, duruş var aslında ama yani. çok hmm. sert. Başkanın açıklamaları çok net. Hmm. Ben de konuştuğum Fenerbahçeliler. Hepsi çok hepsi demeyeyim. Çok büyük kısmı çekilelim modunda. Evet. Herkes onu söylüyor. Ben de öyle okuyorum. Ama ben böyle. işin eee maddi gerçekliğe çok uymayacağını Fenerbahçe'nin çok büyük zararı uğrayacağını düşünüyorum ya. Fenerbahçe buradan tamam Fenerbahçe zaten şunu hep Fenerbahçe dik olmaz ki. Bunu zaten söylüyoruz. Fenerbahçe bunu göstermeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Madem bana bunu yapıyorsunuz ben de çekilirim diyor. Bu söylemde haklı olabilir ama hı hı. burada diyorum ki kar zarar. Türk futbolu zarar gördü. Doğru. Ama Fenerbahçe çok büyük zarar görür. Maddi anlamda söylüyorum. Bu takım ikinci de mi oynayacak? O yüzden bana zor geliyor. Ama Süper Kupa konusunda Fenerbahçe'nin orada gözünü karartabileceğini düşünüyorum ben Süper Kupa'da. Tek yani maçlık ki bir şey. bir şey olacak ama bu ben de Süper Kupa'dan dolayı ama çok keskin görüyorum Ali Bey'i. Yani o sponsorlarla konuşuyor olmak da olayın ne kadar ciddi olduğunu, doğru, doğru. kendilerinin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Yani burada tekrar söylüyorum yani bu kolay bir şey değil ligden çekmek. Yani işte heyecanlı insanların heyecanıyla söylendi ama Fenerbahçe ben burada hep, biz gazeteciyiz ama Fenerbahçe 3 Temmuz'da bir olay yaşadı. İşte o olaylardan sonra böyle bir şeyi gündemine almadı. otobüs kurşunlandı. Sürmene'de öyle bir şey günlemini almadı yani bunlar çok vahim olaylardı hı hı. ama şimdi burada hani hiçbir şey yok demiyorum bak ben ben yani hakem hocası değilim yani Bünyamin e, hoca değerlendiriyor bizde ama e, belli ki bir isyanı var ancak e, dikten çekmek tekrar söylüyorum herkese sormak zorundasınız yani herkesin onayını almak zorundasınız e, Fırat'ın dediği gibi hatta gidip hissedarlara da sormak zorundasınız. Ama onu hani başkan ben karşılarım ya falan diyebilir. Ancak e, öyle efsaneler orada yani yaşayanlar var, geçmiş var, vefat edenler var. Yani baktığınız zaman Fenerbahçe yani herkese soracaksınız yani. Alpaslan abi orada, Cemil abi orada, Osman Denizci orada, Şenol Usta Ömer orada, Onur abi orada. Yani bunlar bunlar şampiyon Abdülkerim abi orada şampiyonluk yaşamış. E, isimler yani bunu hasta yatağında İlyas Tüfekçi'ye bile gidip soracaksınız yani öyle yok bak, ne olursa olsun bu insanların fikrini alacaksınız bu kolay bir şey çok kolay bir şey değil yani öyle çektik de ma yani mahalle maçı değil ki yani sağdan çıktım geldim e, şey yaptım yani bak Fırat anlatsın Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çıkmadı ne oldu? Çat Ziraat Bankası çekti şeyi tam kredi alıyordu Sayın Fikret Orman Çat bir kere oradan gittin hiç mesela orayı konuşmuyor. O can suyu değil mi o kredi? Tabii. Bak, ya, o zor işler, zor işler bunlar. Yani maddi olarak da manevi olarak da. Ben Fenerbahçe'nin hmm. isyanını da anlıyorum. Neye kızdığını da çok bariz zaten anlattı Sayın Ali Koç'ta. Ortada bir e, Fenerbahçe ile ilgili. şuna kızgın. 10 yıldır neredeyse her sene Fenerbahçe hakemlerle şampiyon oluyor diye bir algı var Türk futbolunda sezon başı mı? Sezon başında, sezon ortasında işte Zolu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu, Aziz Yıldırım Federasyon, Aziz Yıldırım Fen sürekli bir federasyon diye bir şey çıktı. Yani şimdi neredeyse 10 yıldır hep Fenerbahçe hakemlerle şampiyon oluyor deniyor ve 10 yılın sonunda hiç olmuyor Fenerbahçe şampiyon ve Fenerbahçe şundan rahatsız. Böyle bir algı oluşuyor diyor ve neticede filmin sonunda madem ben her sene federasyonu etkiliyorum, madem her sene hakemleri etkiliyorum, madem e, bir şekilde işte görüşülüyor, ediliyor ve hakemler bizi itiyor, o zaman ben niye şampiyon olamıyorum diye. Fenerbahçe bu algıdan rahatsız ve yapılan işte kararlar, haksızlıklar birçok konuda Fenerbahçe kendine göre haklı. Ben Fenerbahçe niye bunu yapıyor demiyorum. Benim anlatmak istediğim şey sadece şu. Fenerbahçe bu kararı alırsa Türk futbolu kadar kendisine zarar vermiş olur. O yüzden ben böyle bir karar almasını Fenerbahçe açısından da doğru bulmuyorum. Türk futbol açısından da doğru bulmuyorum. Ama alırsa tabii ki bu Fenerbahçe'nin kendi iş ya dinamiği. futbol faaliyetlerini Fenerbahçe... durdurma olarak değil mi? Yani yoksa bu işin hani tersi de tersinde de hani biz hani hep Fenerbahçe tarafından bakıyoruz da hani bazı arkadaşlar da yazıyor. işte keşke çekilsin, etsin falan et Yani bu, bu öyle değil işte keşke çekilsin etsin falan değil. Rangers e, düşürülürken ilk tepkiyi Celtic. Celtic verdi. Nasıl biliyorsun değil mi aralarının nasıl olduğunu? Bizde yani. şu an olmuyor. Orada ki. çok farklı evet. bir olmuyor. Yani, yani. Bir bir de. Bir şimdi bak bu işler hani bu 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 bölgeye gelmesin yani. Hı hı. Doğru bir şey değil ve Fenerbahçe'nin çekilmesi de ayrıca Türk futbolunu çok çok acayip etkiler yani. Öyle böyle etkilemez. Yani ama yine de şunu söylüyorum. Fırat'ın bir sözü var. Tarihi bir söz. Ee, yani o sözü ben söylemeyi çok isterdim. Kıskandım. Mehmet büyükekşi ile ilgili <laughs> sanırım dünya futbol tarihinin hmm. dünya futbol tarihinin en güçlü futbol federasyonu başkanı. Sanırım dünya futbol tarihinin. Geç şu, şu yaşananların yarısı falan olsa normalde gider yani federasyon başkanı normal şartlarda. Yani, Bırakır yani. Bu sezon çok şey yaşadık. Yani bu sezon 20 yıllık bir şey falan bir şey yaşadık. 20 yıl ah, olacak ya, şey Fırat. bir bir sezonda oldu. Çok korkunç. Doğru daha fazla. Hiç görmediğimiz şeyler de oldu. Bu hasta hafta belli olacak. Evet. Ee, Okan Hoca da Süper Kupa basın toplantısına İsmail Kartal'la çıkmak istiyor. Onu da söyledi Okan Hoca. E, güzel bunları söylemek güzel. Eyleme de döksünler. Çıksınlar. Ne var bunda? Ya bunları yaşayalım artık ya. Bu kavga dövüş bu nedir ya? Hep bir gerginlik. Nedir ya? Ben bu güzelliği ya. Eskiden futbol hani bizim sokandı insanları şimdi tuttular zaten zaten bir kısım futbolun donelerini bozuyor kendini bozuyor. Nac'tan. Işte? Yok işte geriden oyun kurmak. Dizerbe hocam. Yok bilmem 49. Yok işte bir şeyler bir bozuyorlar. Dizerbe hocası lig sonuncusundan beş yiyor. bir hocayı unutuyoruz. Geçiyoruz bilmem ne hocam. Ya futbolu zaten belli pes grubu bir şey bir hale soktu. Pes grubu. Ralf raflar, biliyor musun abi? Raflar. Biliyoruz Avusturya'da E tamam, gegen presi, gegen presi nasıl yaydığını, nasıl gençleri çıkardığını biliyorsun değil mi? Kardeşim, Avusturya milli Takım'da o kadar eksik varken merkezden bir gün evvelki basın toplantısında merkezden nasıl hücum edeceğini bile anlattıktan sonra o, o baskıyı gördün mü? İşte olacak, dediğim bu. Bunlar Futbol... olacak. Bunlar var. Teknolojiye hayır demiyoruz futbolun doneleriyle oynamayın. Oynamayın elmayla armutu, domatesi aşılamayın lütfen. Yapmayın. Yani bunlar kandırıyorsunuz ve siz şimdi böyle konuşarak seni kastetmiyorum. Böyle konuşuyorlar sokaktaki çocuklar da bu dili kullanmaya başlıyor. Bu sefer boş, tembel antrenörler, bazı antrenörler a bakıyor ki buradan, ha falan bu başlıyorlar o cümleleri kullanmaya. A, araba biraz daha gidiyor ama az duruyor tabii ki. Ya yani lütfen futbol bak anlattım tekrar söylüyorum. Yapmayın. Futbol yedi dil bilen Boğaz içi mezunu çok güzel bir kızın aşık olduğu ortaokul terk, esmer, uzun boylu, yakışıklı kırma topuğa basan o çocuktur futbol. Siz bu birliktelikte, böyle, diyorsunuz ki. Abi. <laughs> Bu birliktelikte diyorsunuz ki çocuk kıza yaklaşsın. Hayır, çocuk bir adım atacak, kız iki adım ortada buluşacaklar. Futbol sokağındır. Ne da, yapacaksın Barış Abi? Dandan su, mı oynayacaksın? Veri, istatistik analiz. Onlar olacak. Rakip analizi. Olacak, onlar olmadan onlar, oynayamazsın onlar, ki futbolu. Yani o, şimdi. Onlar olacak. Onlar ya, tamam. olmasın demiyorum ben. Ama futbolu alıp da işte 49 kalecinin aya ya ayağı yoksa yok kalecinin eli var mı? Yan topu iyi mi? Kaç kaç şey iyi mi? Büyüyor mu? Güçlü mü? Nasıl kaleci? Bunlar ayağı var. Şimdi bu zorlama işlerle futbolu başka yönlere çektiler. O zaman biz buradan da kaybediyoruz görüyoruz. E bazıları libero olarak kullanıyor kaleciyi, önde e, kullan. kullanıyor. Ayağıyla kullan. daha fazla pas Volkan, yapmasını istiyor. Sayın Volkan Demirel hocamızın çok güzel bir lafı var. Bizi gazetecilere diyor ki istatistik size diyor bir araştırma konusu. Tamam. O geriden topu ayağa soktun, oynadın ya. Mesela kaç tanesi karşı kaleden golle sonuçlanıyor? Kaç tanesi kendi kalesine golle sonuçlanıyor? Bir Araştırsın. Peki uzağa vurup top mı? geri döndüğü zaman nasıl olacak? Ben vursun geri Hayır dönsün, topu uzaklaştırdı savunma yani. oyuncusu. Orta futbol, alana veya rakip yer alana. Sen döndü. Sen de pozisyon ben oldu. öyle bir şey. Bu demiyorum. böyle anlatılmaz diye. Ben söylüyorum. öyle bir şey demiyorum. Ben diyorum ki futbol gereksinim oyunudur. Tamam. Gerekiyorsa onu yapabilir kaleci ama asli görevlerin dışına çıkmasınlar. Evet. Yumuşacık pamuk <laughs> prenses stoperler yaratmasınlar lütfen. Şu savunma oyuncularını şöyle yumuşatıp yumuşatıp durmayın. Bak ondan sonra gidiyorsunuz Avrupa'da Orada burada beş yiyorsunuz, üç yiyorsunuz. Onlar buluyorlar zengin iş adamlarını. Oradaki Guardiola 100 milyon euroluk bir stoperi bunu gönder diyor. 120 milyon euroya Fırat'ı alıyor. Oradan 150'ye seni alıyor. O alıyor. Sen? Nereden nereye geldik ya? Barış Şurdu Sevin'le Fatih'teki basın müzesine kaldıralım artık <laughs> Bak basın müzesi var da çok güzel. Arkadaşlar Arkadaşlar ediyorum. Yani şu haberimde tebrik edeceğim. Basın müzesine kaldırdım. Çünkü var, ödül Futbol artık sokağın oyunu değil. Çünkü sokaklarda artık futbol oynayan çocuklar güzel, ne yazık ki yok. Güzel. Güzel. Ne taş koyan, iki taş koyup maç yapan çocuklar var. Ne ağaca çıkıp meyve toplayan çocuklar var. Çocuklar TikTok'ta, çocuklar Playstation, Tablet. çocuklar oyun oynuyor, tablette, iPad'te, neyse artık çocuklar orada. futbol sokakta artık değil, sokakta olmadığı için de, Şenol Güneş söylemiş galiba, futbol borsada değil, ar arsada güzel Yok, Metin diye. Metin Kurt. Metin Kurt mu? Metin Kurt söylemiş, ya, güzel, ya, güzel, sonra. güzel söz. Sonra. Borsada değil, arsada. Hoca. Ha. Hoca şey. O yüzden ya. o dönem bitti, bitti o dönem. Yani o dönemden. O dönemden Fatirlerin kimse... oyunuydu, zenginlerin e, oyunuydu. Evet, cip bitti cip o dönemden. Şanlık. Oradan Kroyuf'a bağlarız. Aynen orada... Niye Kroyuf'a Şeyde diyor ya, kimse kalmadı. Dayı diyor ya ezelde. Kimse kalmadı o dönemden hakikaten de. Çünkü o iş, futbol artık gerçekten de bilimin, matematiğin falan olduğu bir spor haline geldi. <laughs> Sokaklarda, arsalarda çocuk var mı ki? Kim oynuyor oralarda? Yok ki öyle bir şey yok ki. Ben göremiyorum hiçbir sokakta siz çocuk siz falan yok. Olmasın Fırat. Bitti o, o iş. Olacak tabii onlar olacak. O, o. yani teknoloji gelişiyor. Doğru. Bak mesela... Asalar... Kulat evlerin camı kırılmıyor diye. Yani camcılar biliyorsun futbol toplu cam kırardı. Camcılar pencereleri cam takıyor. Bitti o işler ne yazık ki. İyi bir şey değil ama bitti. Şu Dursun Bey yazmış. Dursun Özüberk müzisyen kendisi. Barış Bey çok Türk filmi izliyor sanırım diye yazmış sana. Az İzlerim. Ya bu aralar eleştiriyorum senaryolarınız çok kötü. İzlerim Türk sineması çok iyidir. Dünyanın en iyi 5 oyuncusundan biri Türktür. Ama biz değerimizi bilmiyoruz. Kim o ya? Dünyanın Kuşkan. kuşkan. Hmm. Hmm. Bana göre dünyanın 5 oyuncu şu an yaşayan 5 <laughs> oyuncu. Öyle bir şey söylüyor ki yani mesela çok hani sanki bunu şey akade akademi bunu belirlemiş gibi söylüyor yani öyle söyledi ki Dünya... benim için ha, benim için desene benim için tabii benim için ben de tamam, kim bu diyorum ya dünyada kim belirleye benim için dünyanın 5 oyuncu şu an 5 aktöründen okay. biridir Fikret Kuşkan. Ben de severim peki. Ee, çok önemlidir Türk sinemasını severim bu ara senaryolar kötü. İran sinemasının çok... Kaç dakikamız var? 4-5 dakikamız kaldı. Biraz Şu, milli takımla ilgili de yorum almadım ya. Milli takımla ilgili çok kısa. Milli takımlarla bir dakika, bir tabii, dakika tabii. Da geçmek tabii. istiyorum. Montella'yı hocamızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir forvet havuzu var milli takımın. Gördük hmm. Semih'i oynat Semih'i antrenmana bile çıkarmamasını çok doğru buldum ben. Nedir çok o iyi işin bir, aslı? Çok iyi bir hamle yapmış. 180 dakikada bir gol atan ve o golü de penaltıdan atan. Elinde forveti yokken... Semik gibi ligin Hakikaten. en formda forvetini oynatmayarak... Hakikaten e, milli takımın en <laughs> zayıf yeri. <laughs> en enteresan <laughs> bir... Çok tebrik ediyorum. Ee, inanılmaz anlaşılmaz bir hamle. İnanılmaz anlaşılmayan bir hamle yani. Artı milli takımla ilgili şunu söyleyeyim. Milli takım e, turnuvaya iki ay kala kadro aramaz. Milli takım artık... 11'ini belirlemiş olması lazım. En azından omurga anlamında. İdeal 11'iyle üst üste 4 maç yapması lazım turnuvaya gitmeden önce. Hı hı. Bir maçta o oynuyor, bir maçta Uğurcan oynuyor, bir maçta Samet oynuyor, bir maçta Mert oynuyor. Her maç farklı farklı kadroya çıkamazsın artık. Hı hı. Senin yapman gereken şey ilk 11'i belirleyip belki orada bir iki tane değişiklik yapmak ve ama ben e, burada artık bu semih seçimiyle beraber ve özellikle bu son maçlarda kadro değişimiyle beraber Montero'nun biraz Montere ile ilgili güven güven oyunun biraz azaldığını düşünüyorum çünkü mantıklı bir açıklama yapmadı, bir sezonu tamamlamadı hı hı. Semih gibi bir açıklama yaptı. Kim ta böyle can, şey can mı tamamladı? Kenan mı tamamladı? Böyle, Kim bir, tamamladı. Şey, böyle bir konuşma, sen, olur böyle mi? bir şey diye. Yani, sen onu bırak. Bir de de ki ya, aklımızda sen aklımızda analiz yaptın ya Avusturya takımına. Aynen bu o aklımızda. Aynen ya? bu aklımızda alay etmek. Bu arada bir çok kısa bir şey daha söyleyeyim. Bir tane gazeteci linç edildi. Avusturya yerel basından galiba bir evet. Türk gazeteci istifa sorusu sordu evet, diye. Evet ben oradaydım. Kardeşim gazeteci bence de istifa etmemesi lazım. Bence de bunun konuşulmaması provokasyon lazım. Provokasyon olarak nitelendirdi. Ben bir olayı olayla. provokasyon olarak görmüyorum. Dünyanın her yerinde 6 tane gol yiyen milli takım hocasına bunlar sorulabilir. 3-4 maç sonra da istifane hani daha 3-4 senedir, 4 Haklı senedir görev alıyor ya. Haklı bulmuyorum. Yok, yok. Doğru Sorulur doğru, doğru ya. soru demiyorum ben. Doğru sordu. Soruyu şu şekilde niye hani soruyor 30 falan yıldır de... futbolun içinde olup diye hani o ifadelerle sorulduğu ya, için bunlar, anladığım bunlar, kadarıyla. Bu, bu, ya ben şey şey diye düşünmüyorum. En azından e, Montera gibi iletişimi güçlü bir hocanın bu beni provoke falan. Niye provoke etti o, o cümleyle alakalı olduğunu düşündüğüm çok için söylüyorum. İst gazeteci istediği soruyu sorar. E, çok kısa çok az süremiz kaldığı için de Beşiktaş'ın da Salih Özcan'la ciddi şekilde ilgilendiğini ee, söyleyelim söyledim. doğru Patrikşik. mu? ile ilgili Beşiktaş'ın bir isteğinin olduğunu Söyleyelim kiralama üzerinden. Peki, öyle bir antraforum. isteği var. Eee Beşiktaş Plas. bence Beşiktaş akıllanlar yani. Ucu. Beşiktaş öyle 3 e, sene önce bayağı iyi oyuncuydu. Eee 2 sene önce dünyanın en iyi stoperiydi. 5 sene önce dünyanın en iyi orta sahasıydı falan. Hmm. E, öyle oyuncular almak yerine ya geçen sene işte Çekoslova Çekler'in en iyi oyuncusuydu falan. Yani yakın güncel tarihin iyi oyuncularını almaya karar vermiş vaziyette Beşiktaş. O yüzden de doğru bu arada. Yani mesela Patrick Şık çok doğru isim. Tabii. Salih çok doğru isim. Ee, orkun affedildi ama sezon sonu bir eğer orada bir memnuniyetsizlik olursa orkun içinde bir kiralama isteği Beşiktaş'ın hmm. net görüştüğünü zaten biliyorum. daha önce söyledi Beşiktaş'tı zaten. Aman Hakan Çalaroğlu bütün hepsi, falan deme. Bütün Tabii, tabii. Yani Bütün aile onların. Çok tabii, fanatik tabii. Beşiktaş'tı. Hakan Çalaroğlu ee, demedi. Dur. Ne oldu Hakan Çalhanoğlu? Gidiyorsun gurbetçilerde mi? Yok yok Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a gidiyor ya. Bir mesaj geldi. Evet. Galatasaray Galatasaray, 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 bir mesaj değil mi geldi. Hakan Çalhanoğlu? Galatasaray diye biliyorum ben. Yani. Galatasaray ya. Bir mesaj geldi. Hı -hı. Birazdan kim olduğunu söylüyorum. Önce mesajı okuyorum. Kırıklığı an, kalp kırıklığı. Evet. Mesajı okuyorum. Söyle. Sokaktan gelen oyuncular seyredilir. Kılıyor oyunu makine düzeninin içinde diye bitiyor. Bir daha söylüyorum. Sokaktan gelen oyuncular seyredilir kılıyor oyunu. Makine düzeninin. Tamam zaten sokaktan sevgide... gelen sokaktan gelen oyuncuları sayayım. Kualajma, Ronaldinho, Maradona. Maradona, Rivaldo falan bunlar sokaktan gelme. mesajın Ama... sahibini söylüyorum. Söyle. Önder Karaveli hocam. Hocaya çok Sevgiler. selamlar. Eskişehir'e başarılar. Umarım hocam iyi gider. Hocam hiçbir olsun Bir saldırıya mı uğramışlar? Ne olmuş? Valim... Ya? Bir olmuşlar benim. bir maçta da. Bilgim traf. yok. Öyle mi? benim ya. haberim yok onda. Ben yurt dışındaydım. Yeni geldim. Bir, bilgim Belki yok. Hocaya ee, Hoca da Tac'dan taçtan offside kalmış. <laughs> çalmış. Taç atışın. Doğrudur. <laughs> Hoca, taç atışın offside çalmış. Hoca oldu. yazar. Ama bir şey söyleyeceğim. Milli takım yorum yapmadın bir şey sen ama. Milli takım Fırat yaptı. Söyleyecek bir şey yok. 6-1. Peki. E, kötü bir skor. Bir cümlede lütfen şu semi olayına çok kaba Gerçekten geçti. Gerçekten süremiz bitmiş. Bir cümle, ama bir cümle aslında olay neydi? Onu söyler misin? Lütfen, lütfen. Bitiriyoruz ama. Olay Söyle neydi? Bununla canım. ilgili çok fazla menajer Hı. muhabbet dönüyor. Semih'in menajerliğini isteyen bir Hı. grubun oldu ve Semih'in bunu kabul etmediği için oynatmadığı yönünde. Burada en acı olan şey bu iddialar haber olmuş vaziyette. Bu iddialarla ilgili çok ciddi haberler var ve Aman TFF Allah bununla ilgili Allah açıklama yapmıyor. Yani hemen yalanlaması lazım eğer haber yalansa. Hı. E, çünkü taktik antrenmanlara teknik antrenmanları hiçbirisine almıyorsan Kadronda da Prime Burak Yılmaz, Prime Nihat Kahveci, Prime Cenk muhteşem formda bu adamlar yoksa forvet attığında Enes de ben gol atmaya çalışacağım diyorsan ve semi almıyorsan burada bir gariplik var. Bunu açıklaması lazım. Ya bu tarzı normal şeklinde. olarak tarzı Bazı oyuncularla ilgili gerçekten şimdi Okay Yokuşlu niye çağrılmıyor? Emre Mor niye çağrılmıyor? mesela milli takıma. Bu tartışma Bunlar bitmez Barış abi. O niye yok, bu niye yok tartışması zaten bitmez. Aytaç, hayatını, hayatının, hayatının sol bek yok. Oynuyor. Eren Elmalı niye çağırdı? Daha azalacak biliyorsun. Muniye hayatındaki Alppaşa en iyi 11'i yapmış Munye Trabzonspor sağ beki Eren Elmalı'yı sol beke koymuş. Ya yani şimdi Barış abi yani, süre, bazı bitti, umcular, süre bitti. süre bitti. maçta bitti. 6-1 <laughs> ne olacak konuşulmayacak. Tamam bir dahaki sefere Geç, daha farklı konuşuruz. Ne yapalım? Az, üzere. Azınıza sağlık. Teşekkürler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler.